Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Nigam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adıma. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Aracıyla birlikte sıra kadem bastı. 06 Bursa Ceyhan Hatay 039 plakalı aracı da ortada yok. Yani hem beyefendi yok hem aracı yok. Endişelenmeyen eşi. Kan testiyle şekerine baktığını söylüyoruz. Bu adamın demek ki... Ben bakıyorum her gün onu kontrol ediyorum. 77. Seher 75 gündür şeker ilacını içmeden nasıl duracak? Adam ortada yok diyen kızı. Adam yok, biz ne yapalım? Eşine anlattın mı? Küstü bana, niye anlatmadın dedi. Kayınpederime de görüştüm. Daha haberleri var da. Bir dakika, kayınpederimin de haberi yok demedin mi? Endişeli yakınları. Müge Hanım bunlar öldürdü. Babacığım daha başka bilmiyoruz ne olduğunu. Hiçbir şey aramayın. İddialar artıyor. Kaybolduktan zaten 2 gün sonra arabası bizim kapının önündeydi. Binanın önünde hayatta yok. Nereden biliyorsun? Araba saklanıyor. Çıktı. Plakası değişti. Ha. Şüpheler çoğalıyor. Bir tane nişan yüzüğü almıştı. Yüzük. Kadın altın derdinde, yüzük derdinde. Hasan Hüseyin Çelik öldürüldü mü? Az sonra Müge Anlı'da. Arkadaşının öldürdüğü motokurye. Neden öldürdünüz arkadaşınızı? Bana çok ağır küfür etti. Ben dayanamadım. O yüzden öldürdüm ve gömdüm. Açığa çıkan ikinci bir cinayet. Karı kocanın yanında İlknur'un kız kardeşi de yaşıyormuş. Zeynel Ağustos ayında da baldızını öldürmüş. Onu da oraya gömmüş. Hayır. Adam resmen kendisine kişisel bir mezarlık bulmuş gibi. Canı istemeyince vazgeçtiği ölüm planı. Çocukluk arkadaşını öldürecekmiş. Son anda onu öldürmekten vazgeçtiği için canı kurtuluyor. Türkiye'nin gündemine oturan çifte cinayette mahkeme ne karar verdi? Az sonra Müge Anlı'da. Muhtar ve Ağza. Böyle fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmışsınız. Ağza aldığı için sürekli Gökhan geliyordu. Bir cinayet. Şu fotoğrafın aynı tişörtten çocuğuna da aldıydı. İkisi bir takım giyerdi. Birden fazla şüphe. Şimdi Muhtar, senin de üstün var. Sinsi bir adamdır. Hiçbir zaman kendini ateşe yanaştırmaz. Geriden maşayla. Kedi aslan oldu. Kıskançlıktan dolayı benim eşimi kaldırdı ortadan. Define husumeti. Jandarma benim evime baskın yaptı. Onun evinde de yaptı. İkimiz de bir baskın dedik. Sizin evinizde nasıl dedektör çıkıyor? Hadi gerçekleri konuşalım. İlişki iddiaları. Ben Emrah'ın annesi niye edindim ya? Durmadan yalan söylüyor. Orada bir şey var. İşte o yüzden Muhtar kendini gelip anlatmalı. Üfürükçü detayı. Hocası bunlar inanır ona. Konuş hadi konuş. Bu Mehmet de aslında üfürükçü. Öyle tanıttı bu şahı. Ya nasıl güzel hikaye ya. Hakikaten ya. Üfürükçü olarak adı geçen Mehmet Çelik canlı yayında. Az sonra Müge Anlı'da. Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybıyla ilgili soruşturmanın seyrine etki edecek bilgiler ortaya çıktı. Ben bu Hasan Hüseyin Çelik'i gerçekten çok bulmak istiyorum. Vallahi gelsin, ben ne yapacağım? Bir şey yapmam eşime, ne yaparım ben? Akşam yine açtı internetini. Bir mesajı okudu ama normal telefonu açmadı. Şimdi okuyayım mı yazdığı mesajı bize vermişsin? Çakal, sen ne yaptın da saklanıyorsun? Biz mi seni kovduk? İşin var dedin, 3 saat gittin öyle gelmedin. Oldu ya. Seher benden boşanacak, Durmuş'un maaşını alacak. Ben ne zaman dedim sana boşanmak diye? Hayır, gel stüdyoya yüzlerini vur bir. Yüzlerine gelecek. Ne zaman dedim bu ne yalan? Kaybolduktan zaten 2 gün sonra arabası bizim kapının önündeydi. Ama aracıyla birlikte kaybolduğu söyleniyor. Vallahi bilmiyorum işte, ben de onu anlamadım. Bu çok önemli bir şey. Babam kayboldu ya mesela 15 Kasım'da. Araba oradaydı. Onun 7'sinde falan. Onun dediği tarih şaşmazdı. O 2 gün sonra diyor mesela, 2 gün sonra araba Şaşmaz'da çıktı yok. Zaten. Araç mobeseye takıldı. Tamam, siz de Ankara'da oturuyorsunuz. Şaşmaz'da kalacak hali yok. Araba hareket ediyor. Şaşmaz'dan da Keçiören'e gelir. Olabilir de. Olabilir ama zaten. Kapının önünde park araç. Edilmedi. Ha? Arabam binanın önünde hayatta yok. Nereden biliyorsun? Gelmiyor, ben bakıyorum. Yahu belki ya, sen uyurken gelmiş, kadın da sana bir bilgi veriyor. Gündüz kalkıyorum, bakıyorum. Arabayı bugün... görmelerine gerek yok ki, araba zaten kendi yanlarında araba. Araba saklanıyor. Yok. Tamam çıktı. Plakası değişti. Tamam başka yerde. O plakayla geziyorlar, satmaya çalışıyorlar. Buraya oturup iftira atmayla olmuyor kardeşim.
kardeşim. Çıkıp bulacaksın. Kanı sulayacaksın. Tamam çık bul. Kim bunu polis istedim? Zaten çıkaracak. Çıkaracak ben gibi cani değilim. Ciğerim yaramadım arabamı daha. Ben niye sordum? Benim arabam ben daha. Kendinize gelin. Bir tane de nişan yüzüğü almıştı. Kimin için o nişan yüzüğü acaba? Kendini almış. O dedim yazık değil mi? Dedim Hasan abi yoksa kuyumcuda ne işin var? Eski yüzüğüm sattıydım. Yengem bir yüzük aldım. Normal nişan yüzüğümdü. İnce yüzük almış. İnceydi. Bir kalınını aldım. Komşular da diyor ki başka biriyle mi nişanlandı da kendine yüzük aldı? Ya bu da böyle iftira yapmazlar. Ben alıyorum zaten sürekli altına. Bir de şöyle bir şey var. Bu miras yüzünden olundu deniyor ya sürekli. Sonuçta satış olduktan sonra herkesin parası. Hayır, herkesin hesabına yatırıldı. Amcam da kayıp olduğundan dolayı Seher avukata ortada yok zaten. Ne olduğu belli değil. Sen onu benim hesabıma yatıracaksın. Deyip kendi hesabına aktarttı. Olur ben eşiyim niye parasını almayacağım? Ve gidiyor onlarla da altın alıyor. Adamın kadının kocası yok. Hiç değil. Kadın ev derdinde, altın derdinde, yüzük derdinde. Şerife Çelik'ten babasının kaybını kayınpederi ve damadıyla paylaştığı itirafı geldi. Küstü bana niye anlatmadın dedi. Babamı aradı. Anladım. Çok aradı. Ben dedim babam telefonu bende dedim. Müge abla bu amcamı aradığım için beni kaldırıp malum kişiler var. Siz beni kaldırıp. Beni sen kaldırıp. Sen ben perşembe geliyorum. Dövdürüp. Mesajım duruyor. Tecavüz ettirip beni atacaklarmış biri. Böyle hakaret ediyorlar bana. Bu kıza yapacak olan ekip kim? Çünkü dün şunu da sordum Seher'cim. Senin attığın bu mesajlarda söylediğin şeyleri sana öğreten erkek kim? Hiç kimse değil. Onlar bana öyle yazdı. Ben de hayır. Vallahi değil. Amcam çıkar. Buraya gelecek milyonlar şahit. Öldürmediyseniz çıkacağım. Ama niye kavga ediyorsunuz? Müge tamam. Hanım bunların kendisi öldürdü kardeşimi. Babacığım. Bunlar öldürdü. Babacığım daha başka bilmiyoruz ne olduğunu. Hiçbir şey aramayın. Ben öldürdüysem bulun. Cenazesini ben bulacağız. Öldürdüysem kabulleniyorum. Bulacağız. Ya. Getirin. Ankara'da Şerife'nin eski nişanlısı Özgür Güven ve eski kayınvalidesi Nesigül Güven var. Bunlar bizi evlilik vaadiyle kandırdılar. Bunlar dolandırıcı. Biz yüzüğü attık. Evet. Benim altınlarım, her şeyim onlarda kaldı. Senin altın yoktu ki. Bir tane yüzük. Ben de resimlerim de var. Sana sen taksimlerin içinde ya. 16 tane bilezik verdi. Biz bu evi, arabayı dedenin parasıyla araban alındı diye duydum. Araban taksidi de hayır. Ya araban bunu konuşuyorlar kendileri. Arabam krediyle, kocam da gelsin. Evet, buraya evim de kredi. Hepsi kredi, hepsi borç. Yalan konuşma. Sen adamın kan testiyle şekerine baktığını söylüyorsun. Yani bu adamın demek ben ki... Ben bakıyorum, her gün onu kontrol ediyorum. Nasıl duracak bu kadar dedim zaman ilaç? Dedim ki hemen bakayım dedim, 77. Seher, şeker ilacı düzenli kullanılması gereken bir ilaç. Ben de kullanıyorum. Öyle içmediğin zaman elin ayağın boşalır. 75 gündür şeker ilacını içmeden nasıl duracak? Vallahi ben dedim dediler ki eczanelerde alabilir. Bakın ben size yalnız şöyle söyleyeceğim. Bilmiyorum siz endişeleniyor musunuz ama ben bu adamın durumundan endişeleniyorum. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Çalınmaz ki kardeşim. Maşallah. Çok mersin. Biz çalamadık. Beceremedik o işi. Ay Seher dedim ki özeti izledim ya şimdi dedim ki Seher'i özlemişim dedim ya. Al bir kendim yüzüğüm. Bir iki gündür bir sakinlik bu galiba vardı üzerimizde. O ne? Yüzük dediniz de nişan yüzük isim isim var mı? Bir ayar yüzük. Bu Alyans. Neyle uğraşıyor? Her zaman onlardan alıyor. He. Onlardan alıyor. Alyans işte yani, evet. Nişan yüzüğü yani. Ne olsun ben yani kendi yüzüğüm. Yazdırsaydın kocanın ismini keşke altına. Ya şişlerim, ellerim bir ayarlansın ondan sonra yazdırayım dedim. Ne dedin elin? Şişlerim, buna olmuyor şimdi bugün. Geçen oluyordu buna olmuyor. Şimdi zoruna buna koydum. He. Sonra bir ayarlansın. Ben yazdırayım sana istiyorsan yok, isim içine. Yok şimdi de, yok sonra yazdırırız. He, yazdıralım. Ya eşimin kendi yazdırı yüzüğü zaten yoktu ki yıllarda. Hiç geçerken zaten hepsi sattıydı. Sattı. He vallahi sattı. Aa olmuyor. Sen oraya Hasan'cığım sonsuzluk işareti, aşkın falan istiyorsan kalp falan koyalım. Güle güle tak canım ya ama sen işte ama doğru söylemiş kadın yalan söylememiş ki nişan alyans almışsın ya. Tamam da sattığım da kendi alyansım. He? Önceki de öyleydi yani. İncesiydi yani o. Ne güzel. Ne?
bilmiyorum 22 ayarını falan diye ama o bizi ilgilendirmez de. Hani ya şey... benim hayatım, özel hayatım yani kimseyi ilgilendirmez orası. Şimdi klasik bir bilgiyle. Eşin ortada olmayınca ben de alyansla... Eşim de yaptı bir tane daha bana gitmeden önce, 4 ay önce şey alındı. O da yaptı bana tamam. Kellerli bir zaten tane. Zaten alyansı insanlar birbirini alırlar ya. Yok canım ben kızımla gittim alır. Ya. Ha? Kuyumcu orada yani istediğiniz. Kredi 20'sinde çekiyor. Arkadaşlara verdiğin tarihini. Ertesi gün hemen kuyumcudayız zaten. O da önünde kuyumcu yani oradan aldım. Beraber gitti kameradan da bakasın. Hatta annem oğluma çıktı. Da bir tura aldım yani. Kolyedim. Arkadaşlar kimsenin ne aldığını yani kimse karışamaz. Mevzumuz o değil. Ya şimdi biz de kayıp arıyoruz yani. Bizim bu işlerin uğraşacak şey. Adam yok ya 2,5 aydır ortada. Benim de isteyenim istemeyenim vardır. Öyle yani dostum düşmanım yok diyorum ama belki arkadan kalır. Ama sana bir şey söyleyeceğim. O herkesin dikkatini yani çeker. 2,5 aydır kocası olmayan kadın Hanım, gidip alyansını alırsa. Müge Hanım alın şey alyans bak, ya. Bak dinle ama alyans aldım derse. Komşuda kocan ortada yok. Ne alyansı aldın der. He, bak bina hep biliyor. Ben altın alırım, yüzük alırım, kulağıma küpe alırım. Al hep bir tane. Biliyorlar. Kimse de karışamaz. Karışamaz al. Ya benim özel özüm. Hayatım. Hocam tazminat aldı. Şey tazmin içeride emekli olduktan sonra. Vallahi bana onu 4 milyarı bir tane kelleli aldı, yüzük yaptı. 4 ay önce daha. Yani o da duruyor. Ben takmıyorum, alırım eve atarım öyle. Tamam, mevzumuz o değil. Yok mevzumuz, benim şimdi şu an benim kayıbım var. Koca evde olmayınca. Ya. Sen de ben nişan yüzüğü aldım değil mi? O nişan yüzüğü ne diye merak edilmiş. Mügeciğim benim umudum gelecek. Adam bana çok güven verdi. Şimdi ben emniyette bana müsaade edersen ben emniyette konuşacağım sadece. Emniyette açıp konuş. Şöyle söyleyeyim. Eşinizdeki son sinyal Ocak ayının ilk haftası İstanbul'dan alınmış. Bana dediler 11'inde Mamak'ta dediler. Bana da öyle söylendi. Ben bilmiyorum. Bana 11'inde dedi kocan Mamak'taymış dedi. Sonra bir daha da zaten 2-3 güne bir açıyorum. Müge abla emniyet sürekli bizi aldattı. Yani umut verdi. Yaşıyor dedi. Yani ben sürekli 2,5 ay boyunca sürekli bizi yani aradı. Yaşıyor ya, hayatta. Yaşıyor ya, hayatta. Hayatta kızım dedi. Kamyoncu bölgesinde geziyor. Yani böyle derse biz de umutlandık. Yani dedim aldı kamyon. Zaten alacak kamyon yani bak. Kaç tane kişi hep kamyon hep. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben tabii sizin emniyetle ne konuştuğunuzu bilmediğim için. Taraf olamıyorum. İfadelerini alabilirsiniz yani. Hayır, bana verilen bilgi bu. Hayır, taraf olamıyorum. Şöyle taraf olamıyorum. Size böyle bir bilgi verildiyse bu bilginin verilmesi yanlış olmuş. Vallahi ama, 3 günde bir arıyordum. Hatta bak ben şimdi... Bir dakika lafımın sonunu tamamlayabilir miyim? Böyle bir bilgi verilmesi size yanlış veriyor olmuş. Şöyle yanlış olmuş. Belki de bu olayın şüphelisi sizsiniz. İşte. O yüzden emniyet şüphelinin kim olduğunu bilmeden, ya, ne olduğunu yani bilmeden vermez normalde. Ama siz de kaç yıllık evlisiniz? Hani kocam kayboldu deyip şey yapıyorsanız tabii hepimiz insanız. Tabii. Hani merak etme Seher Hanım. Senin de bak kocanın telefonu açık. Burada böyle böyle demiş olabilirler. Şimdi bizde insanlık denen de bir şey var ya. Ama tabii olayın buraya geleceğini onlar da tahmin etmedikleri için size ne söylendi bilmiyorum. Ama mesela sana Gaziantep... Ben Çankırı'da aynı bilgileri veriyordum. Yalan tamam, diyorsun. Ama Gaziantep'e gittiğini söylememişler sana. Onu biliyorum mesela. Sen komşuda nasıl Gaziantep demişsin? Gaziantep demedim ya da pazar dedim ya. Adam, annem söyleyemiyor. Ben isimleri karıştırıyorum. Bey Pazarı diyorum. Yani ben isimleri unutuyorum, karıştırıyorum. Yani onu ben karıştırmış olabilirim. Onu bir şey diyemiyorum da. Hı hı. Ama diyor ki, ilk önce dedi ki Esenyurt'ta dedi. Pazartesi işte sinyal çıkınca Esenyurt'ta dedi. Şey dedi. Ben de dedim tamam Esenyurt. Sonra ben bir arkadaşı var bunun. Sürekli eşim onunla konuşuyordu. Kamyon alacağız Orhan abi. İşte seninle beraber devam edeceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Ben hemen bunun numarasını buldum, aradım. Orhan abi dedim. Seher ben sana bir şey soracağım. Evde bir şey yaşandı ve... Hayır, hiç hani yok. Bu adam da gitti kendini bir yerden mi atmıştır vesaire yok, diye. Siz hayır. Kendinizi şüpheli mi? Yani hayır, şüpheli demeyeyim. Çok rahat. Ne denir? Huzursuz. Yani ya buna ya buna sorumlu mu hissettiniz yani, de? Gerçekten ya. He? Gürev oynaya Gürev gitti. Çok neşeli yani son zaman. Her zamanki neşesinin 2 katı neşesi var Duygu. Ama bak siz aklın başında insanlarsınız. Ben özellikle Seher Hanım. Yok. Şimdi senin canım, hem kocan yok. Bana. Bak yani, hem kocan yok ortada hem de araban yok ya. Mesela sen öyle arabanı da 2,5 aydır kocan almış götürmüş bırakacak bir kadına benzemiyorsun yani. Arabayı ben çok aradım. Ben arabayı nerede bulayım? Ben Mobese'ye gittim baktım 100 tipleri var ama... Şaşmaz'a gittik. Hayır ondan bahsetmiyorum. Sen buraya da geldiğinde... Hocam bakmaz arabaya şimdi canım. Mesela hafta sonu da yine mesajlarına devam etmişsin. Aile fertlerine ama daha üsturuplu yani. Bunlar hakaret mesajları. O benim bahsettiğim mesajlardan değil. Şimdi senin o zaman şuraya gelip şuna demen lazım. Yani Hasan bak gittin. Benim arabam nerede? Ben de çocuğumla baş başa kaldım. Arabamı geri ver. Polise teslim et diyorum. Arabam da bak... Sen yolan bola gidiyorsan o arabamızın ilim dükkanına diyorum yazıyorum. Bak polise teslim ediyorum parçalarla. Tamam peki bu adam belki neşeli gitti deniyor. Başka bir kadın buldu seni de bıraktı arabayı da sattı yiyorlar.
Arabayı satışını isteyin. Satışı benim üstümdeydi arabanın. He? Satışı bendeydi. E tamam, belki verdi birine. Dedi ki ben sana daha sonra satışını onu yapacağım dedi. 50'ye 100'e okuttu arabayı yani kaba tabirle. Ama adam arabanın satışını almadan nasıl alacak arabayı? Hı? Alamazlar ki öyle. O yüzden mi güveniyorsun? Yani satışı bende arabanın. Kaldı ki babamla öyle bir adam değil. Ama araştırabilirsiniz satışı. Yani bir şey var mı diye. Tam noterden şu saat, şu ay sana devrini yapacağım diye belki bir satış vaadi sözleşmesi yaptılar yani. Ama yapmaz, arabasına kıyamaz da yani. Hatta bir kaybolmadan bir ay önce götürdük Çeşme'de, yıkadık arabayı tertemiz. Dedi ben bu arabamı çok seviyorum. Yani konuşmaların bir şey yoktu yani, biz daha halen şoktayız. Anladım. İnan ki şoktayız bugün ya. Bugün diğer kayınbiraderim Ömer Bey de geldi. Hoş geldiniz Ömer Bey siz de. Siz de Hasan Hüseyin Bey'in diğer kardeşisiniz. Evet. Ayrıca Kadriye Hanım geldi. O da sen de Seher'in yeğeni oluyorsun herhalde. Evet, tamam oluyor. Yani olayların çok içinde değil ama ister istemez içinde kalan kişilerden birisin. Ömer Bey buyurun, bütün bu konuşulanlar için hani siz de Seher Hanım'la konuştunuz, ne söyleyeceksiniz? Şimdi bu bizim küskünlüğümüz 30 yıllık bir şeye dayanıyor. Küskünlüğünüz. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Annemler, annem daha doğrusu kendisi bunların ziyaretine ayda bir giderdi. Ayda bir gittiği zaman da torbaları dolduru da gider. Konuşma. Yo, vallahi dolduru da giderdi. Yalnız son gidişinde Seher Hanım tarafında parmağı kırıldı. Yüzük de alyasına elinden alındı. Ulan ne? Allah'tan korkun evet. Be. Senin kardeşin benim annemi sen dövdü neredeydin? Ya. Yalan konuşmayın. Sen neredeydin? Sen dünyada yoktun. Herkes bağlansın. Sen yalan yoktun. Sen dünyada yoktun ya. 30 sene çektirdiniz yedirme var. Ne çektirdik ya annene? Kes ateşsinler. Sen kes ateşsinler. Bir şey söyleyeceğim. Orada. Şöyle bir tamam, acaba ya. Değişiklik mi yapsa diğer düşünün. Siz yaptınız bunu. Herife. Bak buraya ben de senin, ben de bildiklerimi söylüyorum o zaman. Ne bildiğin var senin? Sen kimsin ya? Her şey var. Osman Yıldız'ın kızıyım. Sen kimsin? Savunma yapıyorsun. Ya sen babanla... Git iyi değilsiniz. Müge Hanım ben o... Oturur musunuz? Ya da bir şey söyleyeceğim. Veysel abileri oraya... Veysel abi. Ömer Bey siz bir şuraya gelin. Ben gene kavga dövüş istemiyorum. Ne olur sabah sabah. Ve bakın aynı anda konuşulduğu zaman... Tamam kızına söyle. Anneme iftira atıyorlar Müge abla. Tamam bir soralım. Yalan kendini. Öyle de ama bizim. Hadi. Biz bu bak, her şeyi ispatlı çıkarırız tamam, ya. Tamam ispatlı yani, bulacağız. Yani o siz Ömer o zaman Bey. Ne yapacağını sizin... İftira yapmayın insan. Ben kavgayı anlatacağım. Ya zaten cumartesi günü bana... İftira yapan sizsiniz. Mesajlar geldi. Sen. Kavin tarafından... Dünya tek tek. Bir saniye. Tabii ki kalmayacak. Bir dakika ama Ömer Bey bir şey anlatıyordu. Anneniz en son gitti parmağı kırılmış. Kim kırmış parmağını? Seher tarafından. Ben kırmadım bak nasıl oldu biliyor musun? Nasıl oldu? Ben yok hayır bak. Yani dinleyin ben Allah için konuşayım. Oğlu içiyordu. Benim oğlan vardı bu yoktu. İçki perişanız. Ben oğlan kardeşimle biraz bir mesafeli komşuyum satılmış Yıldız'la. Allah için doğrusunu söyleyeyim. Tam kavganın aynısını anlatacağım ben bak. Ben içindeyim. Ondan sonra gelmiş, içmiş, dışarıda yatmış. Ben de kardeşime dedim ki, bu dedim dışarıda yatıyor dedim. Ev sahibi diyor ki, çıkın dedim. Ondan sonra o da geldi, evindeydi. Dedi ki, neyse aldık, içeriye götürdük ama sarhoş yani, kendinden haberi yok. Sonra bunları aradık, ertesi gün kaynanam geldi. Dedik, bu durum bu. E dedi, ben ne yapayım dedi, yakasını bırakmıyor dedi. Hasan'a saldıran kimdi? Ha ondan sonra Hasan uyandı. O gün uyanıktı zaten, işe gitmedi. Tartışıyoruz, kaynanam ya, bana bir şey demiyor kadın. Diyor ki içiyor, yakasını bırakmıyor diyor, bana bir şey demiyor kadın. O da diyor ki tamam bırakacağım diyor, tamam söz diyor. Ertesi gün orada ölen kardeşim geldi. Orada biraz bunun eşimle tartıştılar orada. Sen dedi yani ya buna bakamıyorsan dedi, her gün bir ev sahibi, her ay bir evden dedi, değişilmez ev dedi. Sonra tartıştık,
Kaynanam arıya girdi. Kaynanam herhalde barmağı acıdı. Günahıma balı boynuna. Ben görmedim. Yani senin kırıldı. Kardeşim kırıldı. Babaannemin parmağını geldi, kırıp hani gönderdiler bize. Kırıldı biz Çankırı'dan Ankara'ya gelene kadar evde ne seher vardı ne herhangi bir kimse vardı. Kimse yoktu. Biz o gece orada yattık. Biz kozlarımızı paylaşalım dedik. Girdi. Kadın araya fakat girdi. Fakat abisi aldı götürdü. Abiler aldı götürdü. Alıp götürmüş. Biz de geldik kardeşimizi aldık Çankırı'ya gittik. Tamam. Ama bundan sonra da sürekli o zaman telefon, sürekli telefon kardeşimiz bizim yanımızda yani kalmadı. Tamam. Bunların siz yanına geldi. Ama iftira yapmayın bari. Bulsun. Onun katilini çelik öldürdü. Ya onun katilini bulmadınız kaynımın. Baktırdık. Baktırıyor. Evet. Bakıyorum o zaman öyle kontrol ediliyor. Üstü kapandı. Süs verdiniz süs. Şimdi biz bu adamı öldürdüler. Ne süs verdi? Süs verdi. Bunlar süs verdi. Yalan konuşuyor. Bir dakika, bir dakika. Seher ne söylüyorsun? Gelirse yüzüne tükürürse siz kabul ediyor musunuz? Hangi yalanı konuşuyorsunuz? Nasıl gelir? Ne, ölü adam gelir mi? Gelir, ölü adam gelir, gelir mi? Ölü nasıl gelecek? Öldürmediyseniz o adam inşallah gelecek. Siz niye öldürdünüz? Telefon kızının elindedir. Kızın da dolaşıyor. Kendisi de. Arabayı da. Dükkanın altında tuttular. Dün nerede araba yanmış? Bağolum'da bir yerde Bağolum'da yangın çıktı. Bir yerde aynı araba yanmış. Olabilir mi diye ben de size zaten bildirdim. Kim gitti baktı? Telefon kızında. Ben mi yaktım? Telefonu evet, hiç aramayın. Telefon sende. Babama. Ben değilse tamam. Eşim ben değilse. Şimdi bir dakika. Bak bu mevzu önemli. Ama böyle aynı anda konuşunca ama olmuyor. Ama iftira atıyor Müge. Tamam ama bekle söz iste benden hayatım. Böyle olur. Bir dakika dur. Şimdi bu telefonun Müge sende tamam olduğu. Da. Bir dakika. Bu telefonun yani Hasan Hüseyin Çelik'in oradan buradan sinyal verdi denilen telefonun sizde olduğunu iddia ediyor aile. Ama siz bak, evet, onlar da. Açında nerede diyorsunuz? Kızı bende dedi. Biz eşim mi geldi? Kızı bende dedi. Eşime öyle dedi. Hayır, o eşime öyle dedi dedi. Cuma günü iki yayında bunu söyledi. Hayır, tamam eşime öyle dedim dedi. Eşime öyle dedim dedi. Ben ona baktım. Yalan ya telefon. Ne hakla eşine öyle bir şey söylüyor? Niye? Ne hakla eşine öyle bir şey söylüyor? Hani eşinden sakladım zaten. Eşi üzülmesin. Ayın 15'inde amcam kaybolduğu zaman kayınvalidesi, kaynanası hep beraber gidip aramışlar. Hep beraber. Bir de hala kayınvalidesini ve kaynatasını bu işin dışında tutmaya çalışıyorlar. Beraber aramışlar. Ben de kaynanamı bildiklerinizi neden saklıyorsunuz? Annenden. Bildiklerinizi neden saklıyorsunuz? Niye paylaşmıyorsunuz? Şimdi biz kayınpederi bulduk. Kayınpederi. Bir dakika ama bak size vereceğim bir saniye. Beraber gittik aradık demedin mi? Demedik. Dağ bayır baktık dereleri aradık. Adamlar geldi çapında herkes bir yerlerden arıyor. Seni ilgilendirmiyor bu konu. Beni ilgilendiriyor. Beni de ilgilendiriyor. Pardon, beni, tamam sen de git ara. Sesini kes sen de ara. Sen sus. Tamam sen. Hanım sinyal takibini çıkarınca İstanbul'dan Adalet çıktı sinyal. Adalet kesecek sinyalı. Sesini. Tamam, arkadaşlar. Aa, hayır ben böyle sevmiyorum. Çünkü ben de sevmiyorum bir dakika, ama işte. Bak sonra laf ben üst üste biniyor. Ben zaten gelmem bu haftadan sonra bak, böyle gidiyor. Laf üst üste biniyor. Sonra sizin söyledikleriniz, onların söyledikleri arada kalıyor. Sonra oradan onu mu dedi, bunu mu dedi duymaya çalışıyoruz. Ama biz şimdi kaybımızı arıyoruz. Siz kaybınızı arıyoruz işte. Ne yapıyoruz burada göbek atmıyoruz. Kaybımızı Allah arıyoruz da bizimle Hasan beraber Hasan Bey kaybolduğu zaman. Niye bizi tehdit ettiriyor? Ama Veysel abi böyle yapamayız. Bir saniye. Hasan Bey kaybolduktan sonra siz dünürlerinizle beraber böyle dere yatakları onları bunları aradınız mı? Aradılar. Evet ya da hayır. Kendisi söyledi. Niye söyledi? Niye söylemiyorsun hadi abicim yani? Kendine aradınız mı? Adamı niye dere yatağında hayır, aradınız? Hayır. Şimdi diyorlar sinyal Mamak'ta şurada. Bağlum mahşer. Sinyali geç şimdi sen polis. Zehra Hanım soru çok açık. Sen kocan kaybolduktan sonra dünürlerinle kocanı dere yatağında aradın mı aramadın mı? Evet ya da hayır. Bak. Hayır derede depede aramadım. Nerede aradın? Nerede aradın? Ya ben kendim arıyordum. Şaşmazlar işte. Başka buraya, bir şey bu. Sorulan soru başka bir şey. Dünürlerinle birlikte kocanı aradın mı? Önce yok, bunu yok hayır sorayım. Ben dünürümle aradım. O dünürlerim hani diyordu ki biz de göz kulak oluyoruz. Arabaya şuraya buraya sağa sola bakıyoruz. Diyoruz Mamak'tasın sen ya. Sen yani dünürlerinle yok, aramadın hayır, kocanı hayır, birlikte. Aramadım ya. Ben kardeşim geldi yanıma. Satılmış Yıldız Hanım'ıyla geldi. Gece gezdik. Aradık. Karakola tamam, aramamışlar. Gitmiş, siz nereden o zaman bunu söylüyorsunuz? Aramadık diyor. Ya, kendisi söyledi. Bir dakika. Kendisi söyledi. Ben yenge amcamın kayıp olduğu haberini aldıktan sonra yengemi aradım. Seher'i daha doğrusu. Yenge demeyeyim artık. He. Aradım. Biz dedi beraber hep beraber çıktık. Sağa solu baktık. Derelere, oralara, buralara, bodrumlara. Acaba bodruma indi, bayıldı mı, bir şey mi oldu, başına bir şey mi geldi de. Kendi beyanı. Bodruma falan da baktınız mı? Bakmış. Hı? Kömürlük mü, bodrum mu, neresiyse? Akşam ekibiniz bile gitmiş bizim eve, her tarafa bakmışlar. Hiç yok. Ya adam gitti arabasına bindi ki bak
Görümcem bağlansın. Tamam şimdi telefonun, o bir dakika. Şu telefon mevzusunu bana unutturmayın. Ya, görüntülü telefon mevzusunu söyleyeceğim. Çünkü aklımda kalmıyor ki bunların kavgasından. Şimdi Bodrum'a neden baktık? Biz de baktık. Hatta Hüseyin orada. Ha, ben nedeni Bodrum'a şu. Bakmadım. Ekip çünkü bakıyorum. Şimdi bizde sizin bir komşunuz var işte. Bir kere sizin o apartmanda kaç daireniz var? 24. 24. Hayır, size ait kaç daire var? Benim iki dairem var. Başka yok benim. İki tane daire. Bir oturduğunuz daire var, bir de kiraya verdiğiniz daire var. Yalnız o kiraya verdiğiniz daire kimseye söylemiyormuşsunuz benim diye. Yok, herkes biliyor vallahi. Hı? Babamın tarlaları satıldı, aldım. Amcamın oğlu da bağlansın. Allah yani bilir. Ben aslında o ev alınca işte Şerife'nin de eski nişanlısı arıyordu ya işte bu ölen amcanın malıyla alındı. Ya ben bir de almadıydım yalan. O yoktu o daire o dönemde. Daha sonra aldım yani. Hı? Evet. Daha sonra aldım. Şerife'nin o nişanı bozulduğunda o daire yoktu. Eşim de gelsin burada milletin yüzünde söylesin. Şerife'yi acaba kaç kişi yani çünkü aslında biz o şeylerle de konuştuk. Amcanın çocuklarıyla da bu ifadesi. Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeceğim. Ben birbirinize dava açacağım demenizi böyle bir konuda. Ama beni, şöyle bak şöyle beni buluyorum. Yani gel sen beni bana hiçbir şey söyleme. Ben sana dava açacağım. Açarsın kardeşim davanı. Davanı açarsın. Savcı da bakar. Der ki evet ya Ömer kardeşini ararken böyle bir şey söylemiş. Ben kardeşimi ararken böyle bir şey söylemezdim bu yaşananların karşısında. O zaman Ömer sen suçlusun der. Bizim ülkemizdeki tazminat cezaları, biz Amerika'da yaşamıyoruz. Siz herhalde Amerikan filmlerini seyrettiğiniz için başka türlü değerlendiriyorsunuz. Bizim ülkemizdeki tazminat cezaları kişiyi, veren kişiyi fakirleştirmeyecek, alan kişiyi zenginleştirmeyecek paradır. Ya o utanan ya, için, bak utanan için, utanan için ardır. Yani bir kuruş, bir lira alırsın karşı taraftan. Utanan birisi için ardır o. Ama utanmayan için de bu cezalar çok da atla deve değil. Yani o yüzden çok da abartmaya gerek yok. Ar etmek önemlidir. Bir dakika Seher, bir dinle. Bak vallahi böyle durmaz kimse seninle. Bir dur. Şimdi biz neden apartmana baktık? Senin burada bir tane kiracın varmış. Sen o kiracına başta bu ev benim dememişsin. Hatta demişsin ki ev sahibiyle görüşme, onu yapma, bunu yapma bilmem ne. Tamam zaten ona sorduk. Hayır benim kiracı öyle bir şey demez ya. Daha sonra evin daskı çıkınca bu deprem sigortası senin orada ismin görülmüş. Hadi onu ya orada Allah. Zaten şaşmışlar bir. Hayır, İkincisi. Olur mu öyle şey ya? Babanız kaybolduktan bir süre sonra apartmanı bir koku sarmış. O kokuyu da gelip sana söylemişler. Fare sen de demişsindir ki kedi. Fareler dolu. Hatta ilaçlar hep yerlerde. Lan fare. Kedi ölmüştür demişsin. Kedi demişsin. De fare de olabilir. Sonra biz de işte gittik oraya baktık. Şu anda senin orada üç tane şeyin var. Yerin var üç numaranın. Aslında şu an orası böyle mis gibi parfüm kokuyor. Ama. Deterjan neyim var? Fazla eşyalarım var. Tamam ama işte öyle değilmiş ama oradan ceset gibi koku vardı diyor. Yok. Hatta birkaç bir kişi değil bize konuşan bir kişi ama başkaları da söylüyor. Apartmanı bir koku sarmıştı diyor. Ama daha ondan önce de bak komşular hep dedi Seher binayı fare sarmış. Kaç tane ilaç aldım hep döktüm. 10 tane yakalanıyor 5 tane yakalanıyor. Hatta benim 4 numara komşum var. Onun kömürlüğünde 5 tane öldü. Dedi ki binada sanki dedi ölü var. Geçen sene de aynı. Bu sene de sığınaktan arı giriyorlar. Tamam bu seneki kokunun nedeni neydi? Fare. Şu... Yine fare. Anladım. Atıyor. Bir izleyelim. Yani inan ki fare. Kedi demişsin onlara da o yüzden. Yani fare ya. Daha halim hadi Gizli tanıktan çarpıcı iddia. Mal sahibi serçelik yazıyor. Apartmandaki ağır koku. Fare ya da kedi ölmüştür dedi. Karısı da kızı da hiç endişeli değildi. Seher Hanım'ın hiç böyle bir kaybı var gibi yok. Kızı da aynı şekilde. Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybında iddiaların odağındaki eş Seher Çelik'in kendilerine ev kiraladığını söyleyen bir gizli tanık bildiklerini ekibimize anlattı. Eşimle bir arkadaşım aracılığıyla o evi bulduk. Seher Hanım'la yüz yüze görüşmüşler. Biz taşınmaya karar verdik. Kapor olarak 600 TL vermişler. Siz kira sözleşmesini kiminle yaptınız kiraladığınız ev için? Seher Hanım. Aynı apartmanda? Evet. Ev sahibini kesinlikle tanımıyoruz. Hiç görmedik. Zaten kapurayı hepsini Seher Hanım'ın adına yaptık. Bir de Seher Hanım kirayı tamamen bana teslim edin. Ev sahibine kesinlikle kapıyı açmayın diyor. 8 Ocak. Seher Hanım bana mesaj attı. Ev sahibi evi satmaya çalışacak falan dedi. Tamam Seher abla dedi. Bir sigorta sözleşmesinde. Mal sahibi Seher Çelik yazıyor. Peki Seher Çelik bir evi olduğunu neden gizliyor o zaman? İnanın ki bilmiyorum. Ben de Seher Hanım da yani korkulacak bir tip. İddiasına göre eve olan ilgisinden bile bahseden Seher Çelik kendisine Hasan Hüseyin Çelik Çelik'in kaybıyla ilgili hiçbir şey söylememişti. Başkasından öğrendik. Bize hiçbir şekilde söylemedi. Seher Hanım'ın hiç böyle bir kaybı var gibi yok. Kızı da aynı şekilde. Kaygılı, endişeli değiller mi? Seher Hanım'ın WhatsApp durumlarını birkaç defa gördüm. Düğüne gittiğini de gördüm. Gizli tanık dikkat çeken bir iddiada bulunuyor ve Hasan Hüseyin Çelik kaybolduktan bir süre sonra apartmanlarında ağır bir koku olduğunu söylüyor. Merdivenlerden aşağı indim. Çok böyle
ağır bir koku geldi. Seher Hanım'ı ben hani yönetici olduğumdan dolayı aradım kendisini. Köyde tavuk falan getiriyorlar, onun kokusu dedi. Tekrar aynen ekmek almaya gittim, merdivenlerde böyle ceset kokusu vardı. Çok ağır bir kokuydu. Seher Hanım'ı aradım. Arenya'da kedi ölmüştür dedi. Bir iki gün sonra böyle hafiften bir koku geldi, sonra koku kesildi. Seher Hanım'a söylediğimden beri hiç almadım. Yönetici olduğu için o depolar Seher Hanım'ın kontrolünde. Bina benim kontrolümde. Senin kontrolünde mi olacaktı? Bak bunu da anlatayım mı canım? 7 numaranın sahibine bağlanabilirsiniz. Numarasını da verelim size. Burada da Ufuk Tepe'de ha babası yaşlı dedi ki Seher Hanım biz evle binanın tüm evleriyle ben ilgileniyorum kiralarını. Ha babası biraz yaşlı olduğunu dedi bizim kiramızı babama verme. Biz verelim bakalım acaba. Ben kontratlar hep benim adıma. Sadece 13 numaranınki, onunki, bununki hepsi. Ondan sonra arıyorum kirayı elden. Bunlara da dedim hani dedim vermeyin dedim. Adamlar dedim yarın dedim bir kiracıya geçen sene inkar ettiler peşinat depozitini. En azından ben ispatlı sizi çıkacağınız zaman söylerim kontrat var. Ondan sonra aynı konu bu. Fare ölüyor. Ya ilaç dolu depo. Ne konu ben anlamadım. Sizin evinizmiş zaten. Yok vallahi benim Nedim Yılmaz'ın evi inan ki yalan. Hı. Vallahi benim. Kontrat buldun mu? Bütün fare komşuları. Onlar bir daha sensin. Fare ölüsünden bahsediyorsun. Sonra orada fare ölüsü kahvaltı mü ya? Ediyorlardı. Aa, bir şey söyleyeceğim. Kedi ölüsü buldun mu? Bir hayvan leşi diye. Bulmadım da sürekli ondan önce atıyoruz fareler. Ya söylemeyin sürekli. Söylemeyin sürekli. Bir hayvan leşi diyelim. Hayvan leşini... Komşum da var bir numarada o da kaç tane bak, toplanmış attı. Seher'cim dur bak sakin sakin konuşmak denen hayatta bir şey var. Bir şey ama soruyor adam ben sana diyor ki buradan yani. Bu diyor. He? Bak bana iftira yapıyor biliyor ki ev sahipleri de onlar sen oldu. Sen de iftira atıyorsun millete. Ya. Ama adamların ev adamlar bir de arsa sahibi onlar. Bak bir şey soruyor. Nasıl arsa kadın daskını göndermiş nasıl daskla senin adını? Taks benim adıma değil ya. Kontratla yaptılar onu. İki tane evim var dedi ama bana da geçen gün işte. Bana hakaret ben ederken Seher benim işte dört senin... tane evim var dedi. Benim kot bir daire yok. Yedi. Yedi numara Nedim Yılmaz'ı daha şey ama herhalde öbür amcasının üstünde Naciye Yılmaz mı? Naciye Yılmaz nasıl öyle oluyor? Bir şey onların adına. Kot bir daire iki sigortalı bilgileri Seher Çelik. Kot bir mi? He. Kot bir benim değil ya. Benim kot bir daire yedi. Yedi onların işte arsan sahipleri bunlar. Kod bir hatta daire binada dört daireleri tamam. Var. Ya arkadaşlar bana niye söylüyorsunuz? Ben elimdeki belgeyi söylüyorum. Tamam ben... da doğru da ama yani o kiracılarla ben yıllardır ilgileniyorum. Yalan konuşuyor. Tapusunu isteyelim. Tapusunu peki isteyelim. Sigortalı sahibi, ev sahibi gözükür burada sigortalı başka biri gözükmez ki. Kontratla yaptıysalar bilmiyorum nasıl yaptıysalar. Hayır kontrat. Kimse eğer evin sahibi kimse sigortalı odur eve bir şey olursa sigortaya o kişiye ödeyecek parayı. Ama nasıl senin... kontrat benim adıma ben inkar etmiyorum. Kontratlar hepsine ben yapıyorum ev sahip oraya kiracılar ama sigortayı neyle yaptırdılar ben bilemiyorum nasıl. Ana, sen sahibi, evi başkasına kiralayamazsın ki başkasının evini. Sen abi kendileri yoklar apartmanda söylüyorlar ilgileniyorum yöneticilerim yani ya, kontrat tamam kontrat kendinize yanlış yaptı ona bir şey söylemiyorum elimde sigortacıya bağlanın sigortacının numarası varsa sor. Ben niye bağlanayım abicim siz bağlanın sizin adınıza benim haberim yok ama ben gideceğim onları da alacağım ev sahibini de çağıracağım hepsi görürsün ha. İnan ki onlar arsadan almış o daireler yani bizim gibi parayla da almamışlar. Anladım. Adamın iki dairesi var. Öbür abisi de girerse. O zaman sigortacı da yanlış yaptı yalan demek ya. Ki. Yalan ya sigortacının şey benim dairemle. Ya benim derse benim derim. 9 numaranın 3 numara benim. Seher Hanımcığım ben yani, bunun bak, iddiasını yapabilecek durumda değilim. 18'in kontratla bende, 13'ünki de bende. Kontratlar, kiracılar ki hepsi benim adam. Mal sahipleri burada yok bir kere. Hatta devletten hemen bakalım. Tüm binaya da çıkın sorun sen ya. Sen yüzden kirayı sana mı yatırıyorlar? Sen mi ev sahibine yatırıyorsun yoksa senin yaptığına kirayı direkt ev sahibine mi yatırıyorlar? Ev sahibi ben olanlara teslim. Yok bana veriyorlar. Bazıları hesabına yatırıyor, bazıları bana veriyor. Bunlarınkini ben alıyorum. Kaç dairenin kontratlarını sen ayarlıyorsun? Ya ben kaçın ki? Bak bunlarınkini elden alıyorum, öbürleri hesaba yatırıyor. Bunlarınkini elden alıyorum, oğlu Ufuk Tepe'den geliyor, akşam alıyor, götürüyor. Hatta akrabaları da o binada. Bunlar arsa sahibi bir kere, bizim gibi değil. Hayır, niye sen insanların bu evlerini kontratlarıyla uğraşıyorsun? Ya yani yokuz diyorlar, biz burada değiliz, ilgileniyorlar. Ondan dolayı yani, bu, yani insanlık bundan bir şey yok ki. Onlar güvenmiş bana, ben de şey yapıyorum, ondan bir şey yok ki yani. Aa, bir tane komşum daha var, ona da bağlanın. Hayır, sen hep Allah rızası için böyle fuzuli işlerle mi uğraşıyorsun? Vallahi ya. Şuna bak, iftiraya bak ya. Melektir çıkarıyor. Yenge. Hatta Nedim Yılmaz daire sahibi aradı. Tabii. Böyle ispatladım. Böyle diyorlar dedi. Şöyle. Bu dedi ben Urfalıyım, benim avukatım var, benim çevrem var, ben tamam. Çıkmam. Seher'cim ben bu kadar lafı ben anlamıyorum ve benim beynim böyle tak deyip kesiyor.
Yani ondan sonraki lafları anlamıyorum. Çünkü benim konumla alakası yok. Burada bir sigorta var. Bu sigorta işte. Devletin deprem sigortası. Ben onu bilmiyorum, ben görmedim. Şimdi ben vallahi deprem sigortasını seninle daire tartışamam. Deprem sigortası yaptıran herkes bilir ki evin sahibi kimse o sigorta onun üzerine ya yapılır. Ya burada biliyor. İki kere, iki, dört. Yalan, sen ne söylesen boş, ben ne söylesem boş. Sigorta bu. Ana dedi ki hacının karısı geldi dedi. Böyle herkes böyle yalan konuşuyor. Seher Hanım doğruyu işte konuşuyor. Ya, yani. Ya bunda doğrusu yalanı yok. Artı bu bir sigorta sözleşmesi. Ama tamam, tabusunu getireyim size. Tabusunu getireyim dairenin size. Tabusunu getireyim. Amca nasıl yapılmış işte sen ama söyle. Ama ben tabusunu getireyim. Benim anladığım kadarıyla ya. Ben bu işlerden de anlamam. Ben sen de anlıyorsun kontrat vesaire falan alırım işlerinden. Sen daha iyisin bilirsin. Kontrat yapmak için DAS ben yapmak zorundasınız. Ben kontrat yapayım ama DAS'ı ben gitmedim hiç kimseyle. Ha? Hiç DAS'tan haberim yok. Tamam ama başka türlü yapamazsınız bunu. Elektriğini açtıramazsınız, suyunu tamam, açtıramazsınız. Tamam işte kontratla açtırdı. Tamam onlar da getirdiğinde deprem sigortasını sen de kontrat sahibisin ya. Evet. Bakman lazım. Demedin mi benim adım burada nasıl çıkmış? Valla ben hiç kontrata bakmadım. Bende yok, onlarda var. Kontratı sen yapıyorsun ya. Ha, onlarda duruyordu. Ben onlar kirasını veriyor. Günü gelince yeniliyor. Ben kontrat hiç almadım. Yani. Onlar... niye sen ev sahibinde durur? Asıl ev sahibini koyan bir şeydir kontrat yok, bir taraftan da. Ha? Bende yok kontrat. Onlarda bir tane yaptı. Orada duruyor. Anladım. Ama ben tapuyu getireyim size. Tapu yani. Sen ne mezunusun? Bununla ilgili bir iş mi okudun sen? Ne yok mezunusun? Yok ya. Ben sahipleri de bağlansın. Hayır, hayır ne mezunusun sen? İlkokul. İlkokul. Anladım. Tamam yani şimdi bir apartman bunlar arsan sahibi bir kere. Şimdi tamam Rami Bey'in sorusuna gelelim. Diyor ki evi bir ceset kokusu sardı diyorlar. Bir bak işte. Diyor ki böyle bir hayvan leşi ismini vermeyin. İnsanlar yemek yiyorlardır. Saygımızı da şey yapmayalım. Bir hayvan leşi buldun mu diyor. Hayvan buldun mu anne? Fare vardı biraz oğlum. Ya sus diyorum işte söyleme diyorum. Hayır İsmini yani söyleme. Orada ceset buldun mu ceset? Hayvan cesedi. Hayvan veya insan. Bak ben kartona ilaç döküyorum. Kartonlara yapışıyorlar. Topluyorum atıyorum. Hatta bir tane komşum daha var. Dedi Seher ya dedi bizim kömürlüğü delmiş. Öbür duvardan öbür duvara geçmiş. Oraya da koydum. Ondan sonra o büyük yakalanmadı. Gitti mi öldü mü başka yerde onu bilmiyorum. Ondan sonra küçükler yakalanmış. 6 numarada oturuyor. Numarasını da vereyim arayın. Dedi ya dedi şu dedi o pisliği bir at dedi orada. Kokudan giremiyorum kömürlüğe su alıyorum dedi. Vallahi dedim ben sizin fare atacak halim de yok dedim. Herkes kendi kömürlüğünü alsın. Yani bu budur. Ama o dairem tabusun size getirdiği. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu kadar lafa hiç gerek yok. Apartmanı bir koku sarıyor. Sana komşun ama geliyor diyor ki bir ceset kokusu diyor. Ne bu, bu diyor? Bu dedi bu. Bu tamam koku var. Ya tamam bu demiş işte zaten. Diyor. Tamam ama bir tek bu değil. Başkaları da aynısını. Ama koku yalan. Sonra sen de indin. Sen de indin kömürlüğe baktın. Tamam mı? Kömürlükte de herhalde bütün Ankara'nın leşleri sizin orada değil. Bir tane birisi ölmüş olacak. Tamam. Gitti sonra açtın buldun mu diyor. Tamam toplaşaydılar geleydiler ama koku neyse çıkardılar. Yani iki gün sonra o koku ne oldu da kayboldu? İki gün önce kimse eve giremeyecek. İki yıl önce mi? Bir dakika bir dakika beni bir dinle. İki gün öncesine kadar ağır kokudan herkes şikayetçiyken sana haber veriliyor. İki gün sonra o koku kayboldu. Ben atmadım da hiçbir şey. Ne attım ne bir şey yaptım. Karton, ilaç da oralarda duruyor. Üstüne bakıyorum da bir şey de şu an yani ama aslında yok. Sen bir hayvan köy yaşıyorsun. Köy tavuğu alıyorlar. İçeride temizliyorlar. O da olabilir. Ben çok durmuyorum. Ben kızımın orada çok zaman duruyorum. Anladım. Köy... yani aslında bu kokunun gitmesi için orada bir temizlik yapılıp bir şeyler atılmadı. Yok. Kendi kendine kokmuştu, hayır. Kendi kendine kokusu geçti. Ben görmedim, kokuyu da görmedim ama ben fareler önce vardı. Yani gül suyu bilmem ne falan bir şey dökmedim ortalığa. Benim kömürlüğümde temizlik orada, malzemesi var. Orada koku yapan bir insan veya hayvan cesedi bir şey de görmedin. Hayır görmedim. Kaldırmadın. Yok abi. Bir tarafa atmadın. Yok. Kendi yok. Kendine koku kayboldu. Abi fare var binamızda. Herkes biliyor. Bütün apartmanı bağlayın. Herkes bunu biliyor ya. Ya şunu kesin şu söylediği yeri ya. De kardeşim. Ben ama de ben söyleyeceğim. Senin orada bu hayvanın olduğunu söylemen o koku yapan bir şey değil ki. Bir şeyin ölmesi lazım bir leş canım. Kokusu için. Ben bir şey söyleyeyim. Bir, Rahmi Bey de diyor ki anahtarlar da sende ya. He. Şimdi gösterecek şey. Anahtar olmadan oradaki koku da gitmez ya. Yok yani, açık değil. Depolarımız hep açık. Aralıklar hep açık. Açık. Hep ilaç koymuşum. Nasıl açık? Ya yani... kömürlük boşluklar içerilerine koymuyorum. Boşluklara kağıt kartına ya boşluk topluyorum. Dediğin şimdi göstereceğim herkesin senin kapıların kapalı. Tamam da oraya değil. Şimdi temsil tamam senin olarak. Kapının içinde öldüyse bu hayvan. Oradan da koku çıktıysa Rahmi Bey de diyor ki açtınız kapıyı aldınız onu temizlediniz mi şimdi i̇çeride mis gibi oldu değil, diyor. Değil içeride ya açma içeride görmüyoruz pisliği görünüyor bazen içeride görmüyoruz. Dışarıda giderken gelirken gidiş yerlerine koyuyoruz. Bir beş tane yakalanıyor, bir dört tane yakalanıyor. Hatta komşum benim karşımdaki bir numaradakine de bağlanın sorun. Dedi bak, ya dedi biz bugün de beri atıyoruz. Bak bu Seher, ne dedi? Seher'cim
Hayatım bak gerçekten... Ya tamam suçumu kabul edeyim. Bu ne suçu? Yine benim. Ya ne diyorsanız... Ne tamam suçu? Siz ya, diyorsun sen öldürmüşsün ya. Yahu bir şey sormuyoruz. Senin yani, komşun diyor ki aşağıdan bir koku geliyor. Her zaman var. Şimdi de aşağıdan adam... güzel deterjan kokuları geliyor. O komşun böyle bir iddiada bulunuyor ya. Senin de demen lazım. Yani ben gittim. Adam temizliyor benim. Haftada iki kere temizlikçim geliyor. Tertemiz yapıyor. Pırıl pırıl kokuyor. Her zaman çarşamba yapıyor, cumartesi yapıyor. Tamam da bak bu bahsedilen yer senin kapının hemen yanı ya o kömürlük. Bu koku da çıktığı zaman o kokunun gitmesi için. Ya bir koku için bir neden lazım değil mi abi? Ben de Allah ya bir neden lazım ya. O hangi nedendi? Herkes bilir bak herkes bilir. Ben temizlik malzemesini çok alırım. Fazla fazla alırım. Öyle burcu burcu kokar kömür. Tamam da temizlik yapmadan temizlik malzemesini oraya koymanın bir anlamı olmuyor. O temizlik malzemeleri temizlik yaparsan ya bir anlamı olur. Ya fazla alıyorum. Çok alıyorum. Vallahi dolu. Tamam ya fazla alınca temizlik işte, yapmadan güzel geçiyor mu o koku? Bağlandı kadın söyledi leş kokuyor tamam, burası tamam. Dedi. Fare vardı bina çok perişan oldu. Tamam ben kim diyorum, temizledi? Bir yana attım komşularım attı kağıda yapışıyor topluyoruz atıyoruz. Yani bu hanımefendi sana burada ben bir... gelmedim o zaman aşağı bile gelmedim. Kirayı aldım geri çıktım bina temizlemedim ya ben. Tamam o zaman senin arkandan nasıl gitti o koku deniyor işte. Ben yok ya öyle bir şey yok ya koku yok her zaman gel yalan konuşuyor ya. Yalan ama, konuşuyor yani. Ben yalan ya. Tamam. Ha yani, fare var binada yok bak, değil. Bak da yalan Allah konuşuyor. Allah ben o var mıydı diye sormuyorum diyorum ki. Koku vardı diyor, leş kokusuydu, ceset kokusuydu diyor kadın. Köy demek ki yalan mı söylüyor? Ben ne biliyorum kim ne temizledi? Ben bile kızım köy tavuğuyla bizim ne alakamız var? Ama ona kokuyor, temizliyorlar, sıcak suyu döküyorlar. Yani koku yapıyor binanın için. Nereye döküyorlar köy tavuğunu, Bodrum kadını? Net köy tavuğu ya. Ya şey binanın yapıyorlar, temsil alıyorlar, leğene koyuyorlar, kesiyorlar. Ne yapıyorlar? Binanın içinde böyle tavuğu yoluyorlar. O boşluklarda. Kaynar suyu döküyorlar, onlar temizliyor öyle. Onlar köy tavuğu yaparlar öyle. Kaynar su nereden buluyorlar o kömürlükte? Kömürlükte değil binanın önünde yapıyorlar. Biz binanın önünden bahsetmiyoruz ki biz kömürlükten bahsediyoruz. Tamam, kapısının önünde kömürlüklerde hemen zaten karşısında. Zaten boşlukta gösterin yani kömürlükleri. Bir adım iki adım. Hüseyin. Reklam mı girmemiz lazım? Hüseyin günaydın. Alo. Günaydın iyi yayınlar. Sağ ol çok mersin. Hüseyin reklama mı gireceğiz diyorum. Hayır diyorsun. Evet diyorsun. Hüseyin dur sen seni bir aşağıya kömürlüğe göndereceğiz de bu kömürlük nasıl bir mevzuymuş? Bir de ben şu apartmandaki... Bir de bir numaraya sorsun. Bir de apartmandaki izleyicilerimizden rica ediyorum. Yani siz bir koku duydunuz mu? Bakın bir komşunuz koku duyduk diyor. Onun bir tane daha komşusu gene koku duyduk diyor. Bir şey de diyor ki hayır koku falan yoktu. Her şey gülük gülistanlıktı yani, diyor. Yani fareyi attıktan sonra koku gittiydi yani. Şu anda yapışmıyor. Yapıştırıcı kağıtlar da Hüseyin abi orada görünüyor. Yere sermişim gördünüz. Yani... İlaçlar dökmüşüm burada var. Gördünüz değil mi ilaçları? Gördük bir... Ben sürekli yapışıyor atıyorum, yapışıyor. Evet ya bir tuzak kurulmuş o hayvan için ama. Ya ben kuruyor, şey diyorum size yani. Şunu soracağım Seher Hanım. Sizin depolarınız diğer kapılar gibi tahta değil de metal ya kapılar değil mi? Tamam, 3 numara yazanlar. Tamam ben kendim özel yaptım kapılarımı öyle doğru benimkiler. Biri çelik ben o evi aldığımda vardı. Tamam. İskanlarken onları yaptım bina biliyor. Diğerlerini aradan görebiliyoruz. Benimkiler ya kilitli malzemeler. Ama az önce de söylediniz ya aradan görülüyor diye. O iki kapıdan içerisi görülmüyor. Benimkiler özel kapılarım güzel yani evet. Anahtarlarımı sana gösteririm veririm yani gelirse. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi burada sizin bu apartmanda kaç tane daireniz var? 23 bir yer. Bir de kapıcı dairesi var. 24. Ne kapıcı dairesi anne? Nezbet'in orası. Tamam 2. 2. İşte o 7 numaralı dairenin de size ait olduğu iddia ediliyor abi, burada. Abi, yani oradaki kira kontratında ben da sizin adınız var. Ben de kontratı bende evet. Zaten... deprem sigortası da kapı üzerinden yapılıyor. Hüseyin bir dakika dur. Reklamı gibi o daire. Ya. Bir dakika o daire. Yani bu daskını Allah bana gönderdiğin Allah. Dairenin kapı numarası kaç? 7. 7. 15 yedi. Numaraya sorun. Tamam, bu daire yedi. Sizin o çocuklarınızın tamam, şimdi o 7 numara sana ait değil mi yani? O kapısını sana versinler 15. O daire ait değil annem. O sana ait değil. Hayır ya benim niye tamam. Bana? Ben de diyorum ki bu... Çocukların numarasını da verin. Deprem sigortası. Hı. Bilmiyorum ya bir tane sigortacı bağlayın arkadaşlar. Benim bildiğim deprem sigortası yani, tapuya yapılır. Bak. Ya ama bir dakika ama ya. Tapuyu verirsin.
Ki ben deprem sigortasında herkesin yaptırması gerektiği mesajını da bir kez daha vereyim burada yeri gelmişken. Yani bu deprem sigortası tapuya veriliyor. Tapunu veriyorsun, tapundan DASK geliyor sana. Bu da bir DASK, doğal afet sigortaları zorunlu deprem sigorta poliçesi. Adında da sen varsın. Tapu kimin üzerineyse. Ya DASK onlar mal sahibi, arsa sahibi. Tamam o zaman belki bir... 15 numarada onların anne babası 15 numaraya çık, zile bas. Bu tamam arkadaşlar, bir tane bana sigortacı yani bağlar mısınız? Bir ara vereyim. Yani. Hüseyin sen de şu bize depoyu göster olur mu? Ay işe bak ya milletin daire. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Hüseyin'cim, sen şunu bize bir bant çekmişsin, hemen göndermişsin. Aşağı inince çekmiyor mu? Şey, kamera mı çekmiyor? Evet Müge Hanım, hemen kod 1'e indikten sonra telefonlarımız ve yine telefon hatlarıyla kullandığımız o canlı yayın cihazımızın bağlantısı kopuyor. O yüzden onu bir bant olarak gösterdik size. Eyvallah, reklam arasında çekmiş Atom Karınca. Bak, tapu sahibi de orada bak. He? Tapu sahibi de bir an önde. Tamam, sormuş zaten, dur bakalım. İftira ya, iftira ya. Apartmandayız. Kod 3 katında işte bu dairede yaşıyor Seher Çelik. Koku duyulduğu iddia edilen kat da burası. O depolar da hemen Seher Çelik'in evinin yanında bulunuyor. Buradan içeriye girdiğimizde daire numaralarına ait depolar, kömürlükler görebiliyoruz. Bunların hepsi kilitli. Seher Hanım'a ait olanlar da bu kapılar. 3 numaralı dairede yaşıyor. Asma kilitle kapalı. Bir 3 numara daha bu depoda Seher Hanım tarafından kullanılıyor. Onun dairesine ait olan bir başka depo var. Bu da yine asma kilitle kapalı. Şu aralıktan içeriği de çok az da olsa görmek mümkün. Ancak diğer iki kapının demir olduğunu ve içerinin hiçbir şekilde görünmediğini de söyleyebiliriz. Seher Hanım'ın bu apartmanda kaç tane evi var? İki tane dairesi var. Birisi kendisi oturduğu. Birisi de kiracısı var. Bu daire Filiz'in üstüneydi. Filiz de aldı, Seher'in üstüne kaydetti. Mal sahibi gerçekte kim? Para ödedi, aldı mı bu evi? Para verip görmedim. Sadece dedi benim dairem dedi Filiz'in üstünde. Filiz'den aldı, geri gitti notere. Tapu müdürlüğünden geri kendi üstüne aldı. Yani şimdi bu ev kimin olarak biliniyor burada? Seher'in biliniyor. Ama kiracısına öyle söylemiyormuş. Yani bir ev sahibi olduğundan bahsediyormuş. Başka bir mal sahibi olduğundan. O yalan. Eşi kaybolduktan sonra yaptı. Dip köşe temizlik yaptı hem kendine hem kızına. Sizinle iletişime geçti mi hafta sonu? Evet evet, gidene kadar gece saat 3'te beni çağırdı. Bir gün dedi gel dedi bana bir cüzdan dik. Kızım bu saat 9'da cüzdan mı olur? Saat 8'de ben dükkanı kapatıyorum. Dedi yok dedi ben gideceğim ya, paralarımı nereye koyacağım? Demek çok parası var bunun ha. O yüzden de ben eve gittim. Dükkanıma kadar geldi. Cumartesi günü. Dükkanda da bize bir mesaj verdi. Ne dedi? Dedi sizin iki kişiyi mayınla patlatacağım. Sizi tehdit mi ediyor? Evet evet, bana söylemiş demiş kaldıracağım. Neden, konuştunuz diye? Evet konuşmuşum diye, beni yakan bir güldür demiş. Ben yine de güler tazim davrandım. Dedim dürüst olsaydın ben söylemezdim. Dürüst olmadığın için bir dürüstlük lazım. Ben bu mahallede hangi aradı, çünkü Rami Bey de isyan etti. Dur ben duyamıyorum diye biraz başın. Ne konuştuğunu anlayamıyoruz kardeşim. Hı? Oradaki konuşulanları duymak için buranın susması lazım. Yani, ya kadın sabuk alamaz zaten. Sana söz hakkı verilecek. Sen şimdi burada bu konuştuğu zaman senin konuşmanın bir manası yok. Ama yine sıra ya iftira. Kardeşim o seni duymuyor ki. Bir sus, o bitsin. Ondan sonra teker teker 5 saat konuş. Merhamet et. Tamam. Ne istiyorsan onu yapalım. Tamam, bir şey yapalım. Dükkanıma kadar geldi cumartesi günü. Dükkanda da bize bir mesaj verdi. Ne dedi? Dedi sizin iki kişiyi mayınla patlatacağım. Sizi tehdit mi ediyor? Evet evet, bana söylemiş demiş kaldıracağım. Neden, konuştunuz diye? Evet konuşmuşum diye, beni yakan bir güldür demiş. Ben yine de güler tazim davrandım. Dedim dürüst olsaydın ben söylemezdim. Dürüst olmadığın için bir dürüstlük lazım. Ben bu mahallede hangi araba olsun tanırım. Niye yalan söyleyeyim ki? Benim bundan ne karım olacak ki?
Şimdi bunun sabıkası var da sen de eğer birini mayınla patlatırsan senin de sabıkan olacak. Vallahi demedim öyle bir şey. Bak, ya. Ona neden kızdın ya? Hani arabayı kapının önünde gördüm dedi diye mi kızdın ona? Ben araba gördüm demedi öyle ona. Demedi. Hayır, niye hiç demedi. Niye yalan konuşuyorsun dedi. Ne zaman arabayı gördün? Bize niye haber vermedin dedi. Benim arabam o DSD'de o tarihlerde. Hani bir sakin ol, bir dinle konuş, tamam? Sakin ol. Müge abla aradı dedi ki niye yalan konuşuyorsun dedi. Arabayı gördün madem niye bizi arayıp söylemedin dedi. Hatta telefon kayıtlarımız da dinlensin. Allah aynen Allah. Bunu konuştu, aynen. Kapattı. Bu kadın yalancı. Bu kadının oğlu uyuşturuyorlar. Ama hayatım sana senin... Kendileri bak. Şerifeciğim o zaman siz niye... Şerife niye o zaman sizin hayatınızda hep bu yasaklı ya, madde içenler ve satanlar var diye size soranlar. Biz bununla çünkü sen herkese diyorsun ki pavyoncu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu kullanan. Biri amcamın kızı, biri komşum. Biri nişanlın, biri bilmez. Sen de o zaman biraz aç gözünü. Bende bir şey yok ki ama. Ama bir kere kavga dövüşümüz de yok bununla. Bir dakika, madem bu kadar... tedirgin olacağınız birisi niye o zaman gidiyorsunuz da cüzdan dikmana tekrar konuş? Kaç aydır dikeceğiz de orada kumaş vardı dikeyim ben dedim ben cüzdanı kol kapı. Hayır bu kadar gidiyor. Madem size hı. Göre bak kavga size göre bu kadar bununla. Kötü olan bir insan o zaman hayır kavga dövüşüm yok vallahi yemin ederim de yok. Kendi kendine bu devreye girmiş. Tamam. Bak şimdi arkadaşlarım kardeşlerim toplansın gitsin konuşsunlar da yani benim hiç bununla bir niye kavga dövüşüm ama yok bir şey yok. Ne demek kardeşlerim gitsin konuşsun? Ama yani deseler yani sen bunu ne araban kardeşleri yok. Yani ki, herkesi kardeşleri bağlandı biz de konuşmuyoruz tamam, diyor. Tamam bağlasana ya onu diyorum yani. Kardeşlerinle. Hepimizi herkesi tehdit ediyor. Herkesi tehdit ediyor. Bizi tehdit ediyor. Kardeşleri de öyle şeyler olmuş. Tehdit edip de ne yapacağım ben komşum zaten. Ama Seher Hanım. Senin bu söylediğin cümlenin altında tehdit var. Ya tehdit değil. Kardeşlerim akşam toplansın gitsin bu kadınla konuşsun yani, demek. Yani benim işimi bilmiyor. Bu bir tehdittir. Bunu yapamazsın. Tehdit sen böylece bak. Bir dakika bir sus. Bak ben konuşuyorum. Biri konuşurken diğeri susmak zorunda ki ben ne diyeyim ne diyorum sen anlayabil. Aynen. Senin kardeşlerim benim kardeşlerim gelip ben akşam seni... Akşam gelip seninle konuşacak konuşma. Dediğin zaman hı? Bu bir tehdit. Hayır tehdit değil. Hayır bu bir tehdit. Sen böylece herkesi susturmaya çalışıyorsun. Bak şimdi diyor ki araba diyor beşinde gitti. Beşinde değil. Benim görümceme ayın 12'sinde. Tam görmüş kadın söylüyor. Ama ya. Ama arabayı ya, görmüş. De, beni çağırdı. 12'sinde görümcesine gitti. Hayır iyi de ben kızlar şunu anlamıyorum yani. Sizin babanız kayıp, he. Arabasıyla beraber kayıp. Bir kadın he. Da diyor ki ben kaybolduktan iki gün sonra mahallede arabasını ben gördüm. Ben arayaydı, aramadım. Bir dakika. Vallahi ben aramadım. Bir dakika. Yahu tamam da sizin ona teşekkür etmeniz lazım. Tabii biz de, canım, biz de arabayla bulsa. Kaybolduğu gün keşke öldüğünü bulsa. Düşünüyorduk ya da kaçtığını hı. Düşünüyorduk falan. Demek ki adam buralarda. Şimdi gel. Niye bu kadın mayınla patlatılıyor? Ya neden senin kardeşlerin onun evine gidiyorlar? Sen. Bak hatta hayır, niye bir tane komşu da dükkanında oturuyordu dedi ki... Kardeşlerin niye akşam evine gitsinler? Ya ben buradayım ya dedim gel gitsin dedim. Evine değil dükkana gider derler gel sen ne zaman arabayı gördün? Sen konuşmuşsun yani, zaten niye kardeşlerine gitmesine ne gerek var? Şimdi bir daha söyle ama değil. Hiç mi kardeşine görüşmüyor? Kardeşlerinin hepsine küs mü yani? Yok. Kimse gelip gitmiyor. Gidiyoruz geliyoruz. Hiçbiri gelip gitmiyor. Biz bir 30 senedir kavga ediyoruz. Bir kere sen kardeşlerini ağzına alma. Baba. Alma yani. Alırken de Bismillahirrahmanirrahim de. Allah Allah. O kadar öyle. Dürüst abi babam var. Öyle, öyle mi? Abi? Çok mu dürüst? Alamazsın. Çok mu dürüst babam? Alamazsın. Alırım. Dürüst tabii neyini gördün için. Babamı? Dürüst olduğumuz dürüst için tabii. Mi? Dürüst tabii. Sen gibi hırsız değil. Milleti dolandırmıyor. Doğru. Kızım pavyonla çalıştı. Sen milleti dolandırdın. Doğru, onlar doğru. Hadi. İhtiyarlarım kendi geçmişini... Doğru. Senin hakkında bu tarz şikayetler geliyor olmasın sakın? Evet. Senin hakkında bu senin tarz şikayetler geliyor. Senin hakkında milyonlarca bu konuda biliyor musun? Varsa Hülya Hanım benim konuşacağım tek bir cümle. Çıkar zaten. Sen nereden biliyor şikayet olduğunu? Hülya Hanım. Görüyorum ben. Nereden medyadan, görüyorsun? Sosyal medyadan. Nereden görüyorsun? Görüyor. Sosyal medyadan Hülya hepsini Hülya görüyorum. Pavyonla çalışan sensin kardeşim. Sensin tamam, o. Sen onu çalış. Saniye. Müge Hanım yani bir dakika bu, böyle bu. Çalışınca senin babanın kaybıyla ne alakası bu var bu konunun? Bu bana iftira atıyor ya. Ne iftirası attı sana? Bir dakika sana ne iftirası attı? Kendi görenler söylüyor ben atmıyorum. Sen iftira ben diye bir şey söyledim. İftira yapan çok kötü olacak. Bu binada da olsun etrafta ben da olsun. Yapmam. Sen gözüne gördün mü beni? Tamam nerede kim nerede çalış? Çalıştıysa benim çalıştı. Bak sigortasını da yaptırmış. Devlete sigorta primini ödemiş. Nerede ödedi çalıştı? Bizi ne ilgilendiriyor? Babanın kalbiyle bir alakası var mı bunun? Onlar babasını aramıyor. Bir yani karıştırıyorlar. Başka şeylere çekiyorlar. Doğru siz arıyorsunuz. Şimdi bakın bir dakika arkadaşlar. Şimdi Hüseyin. Hüseyin sen apar...
Hüseyin sen şimdi bir tane tapu almışsın. Senin baban senin yüzünden kalp krizi geçirdi. Beni anlıyor musun? Sen şimdi Esen bir tane tapu senede almışsın şimdi oradaki komşudan. Ev benim diyen. Şimdi bakın burası 8 katlı betonarme evet. apartmanı ve arsası diye tapu senedi var burada. Yani şimdi burası aynı arsa payı, aynı şey pafta. Fakat 7. daireyle ilgili söylüyorum. Seher Hanım kat 3'te oturuyor. Bu 7 sen bana ait değil dedin yer değil mi burası? 7 bana ait değil. Bu tamam. arsa sahibi. Ama burada şimdi tam okuduğum zaman ben de eksik okumuşum. Adı soyadı Seher Çelik, sıfatı mal sahibi diye geçiyor zaten. İşte. Ya burada. Kaç lira kiraya vermiştin sen burayı? Ya mesela 4 lira. Ha? 4. 400. He. 400 lirayı her ay. 4000 lira. 4000 lira. 4000 lira. Deprem bir dakika 4000 lirayı. Hayır mevzumuz elden o değil. Elden mi alıyordun bankaya mı yatıyorlardı? Yok alıyorum ev sahibinin oğlu Ufuk Tepe'de geliyor alıyor gidiyor. Kim alıyor gidiyor? Ev sahibinin oğlu geliyor. Sen alıyordun 4000 lirayı. He ben alıyorum. Yani sana teslim ediyorlar. Bana teslim ediyorlar. Peki bu 4000 lirayla ilgili olarak kontratta senin ismin geçtiğine göre, parayı da sen aldığını şu anda itiraf ettiğine göre, maliye yetkilileri senin hakkında bu aldığın kirayı beyanda bulunup bulunmadığın konusunda tahkikat açacaklar. Ya, yani ev sahipleri diyor. Yüzleri orada gidin yani. Sorun yüzleri orada ev sahiplerini. Alınan kira 4000 lira. Ya sorun ne? Ev sahipleri rica ediyor kadın. Bu 4000 lira ayda 4000 senede yapar. 4 kere 12, 48. Tamam da kadına ev sahibi rica ediyor ama. Parayı o zaman gelsin alsın biz demem. Parayı alanın beyanda bulunması lazım maliyeye karşı. Ya bu aksak tamam, bakın Özlem Sarı. Katılımcılığına girer. Evet Özlem Sarı. Biraz önce de Müge Hanım reklama çıktığımda maliyede çalışan birisi bana mesaj gönderdi. Ram Bey dedi bu beyanda bulunmadığını sorun dedi. Tamam. Şimdi bana telefonla mesaj geliyor. Şimdi Özlem Sarı sigortacı telefon attığımız demiş. Özlem Hanım günaydın. Günaydınlar Müge Hanım. Teşekkür ediyorum. Elimde doğal afet sigortaları zorunlu deprem sigorta poliçesi var. Ad soyad Seher Çelik sıfatı mal sahibi olarak görünüyor. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim. Yani birinin ev işleriyle ilgilenirken zaten burada ev sahibi olarak yazılmış ama bir başkasının evine kendi adımıza sigorta yaptırabilir miyiz? Şimdi DAS sigortası sadece tapu üzerinde yapılır. Ev sigortası kirada da yaptırabilir. Bizimkisi ev sigortası değil, bizimkisi DAS. DAS sadece tapu üzerine yapılır. Yani tapu kime aitse, tapu kime aitse DAS da onun üzerine yapılır. Evet, doğrudur. Hani belki ben söyleyince, hani aynen, Müge diyebilirsiniz, aynen. Ben zaten biliyorum da. Bu da bak sigortacı. Özlem Hanımcığım çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Tapular arsa sahibi bir kere. Yani daha önceden arsa sahibi. Belki de bu evler o ölen yaşlı amcanın evleriydi. Yok. Üstüne geçirdi. Evet. Seni de imam nikahıyla evlendirmemiş mi annem? Ondan da 70 yaşında. 15 yaşında imam nikahıyla evlendirmedi mi seni? Yaşlı amca evlendi. Kocan kaç yaşında? Kocanın yaşını söyle. Benim nikahlarımın yaşını karıştırma. Ben fotoğraflarını da gönderdim size eşimin fotoğraflarını. Çocuklarımınkini. İlla adamın yuvasını yıktın gittin yuva kurdun. Haydarlar adın çıktı haydarlar. Haydarlar. Senin ya, babanı şey getirmeyecek sen konuya dön. Ben babam için buradayım zaten. Babanızı ne yaptıysanız ortaya. Ya o kızım hiç olmazsa bir mezarı olsun ya. Ya ben arabaya geldim. Bir mezarı olsun mezarı. Burası Çankırı'da baban senin yanından gidiyor. Siz bırakın. Baban senin yanından kayboluyor. Sizin yanınızdan kayboldu. Benim yanımdan değil. Belasını besin gideceğim. Harun'u da çağıracağım. Herkesi çağıracağım. Diyeceğim. Bu Harun Gross Market'in olduğu yerlerde. Harun kim? Ya komşum dükkan sahibi gelsin ben öyle bir şey yapmam, öyle bir şey demem. Niye ben bir günlük kurşuna dizeceğim? Öyle bir şey olur mu ya? O nasıl bir yaz iftira ya? Müge Hanım bizi buraya çıkarmayacağını söyledi, kurşuna dizeceğini söyledi. Ben size dedim, siz bana dediniz. Hatta sizi de ters... Bana ne olmuş anlamadım. Sizi ters... ...diyeceğim dedi. Kızı bana yazdı sen de bana dedi. Bizzat söyleyen kızı... Asılsız yani iddia. Haklı attırmak demek bildiğim kadarıyla. Ne demek ya? Bir insanı, bak bir insanı. Bunun mesajlarını verdim. Bir dakika ben arkadaşlar. Takla attırmak demek. Yani ben Müge'ye takla attırdım. Bu şu demek. Dedin. Ben ona hani öyle bunlara bir şeyler anlatırım dedin, ki bunlara demek aslında mi? Hani doğru olanı değil. Ben onu öyle bir kandırırım ki ters takla atar demek. Türkçesi bu. Şimdi
Yani şöyle bir sağlık engeline hakikaten takılıyoruz. İki tane şimdi. Ya ikinci migren hapımı da içtim. Birazdan da böyle şey yapacağım ama. Şimdi neyse gerçek o. Bak niye siz herkese saldırıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Ya kadın yok, diyor ya ki. Öyle bir bak, şey yok. Ama ya, Seher diyor. Konuşamıyor. Ya Seher. Şerife. Biz şimdi sen bu kadın diyorsa ki pavyonda çalışıyor. Çalışmış, evlenmiş, parklanmış. Öyle bir şey yok. Ya tamam. Öyle bir şey ben yok. Ben çıkaracağım abi. Sana. Çıkartın. Söz peki, çıkartın. Peki o zaman şey Şerifeciğim. Müge Hanım. Sen nerede gördün? Yani sen nereden buldun onu gördün? Ben 20 ben senedir biliyorum, İstanbul'da Müge abla yaşıyorum. Ben çıkaracağım size. Hayır tamam, sen kaç yaşındasın? Şerife sen nasıl gittin? Bağlansınlar Müge abla. Kendi orada çalıştığı için. Bağlansınlar bizden bağlayın Müge abla. Ben anneme bağlansın. Ben size bunları derdini atmadım mı? Sicilimi araştırmadınız mı? Sen bana iftira atıyorsun ama bırak ben doğruyu konuşuyorum. Lütfen yani ben benim bir onurum var, bir gururum var. Bunlar gibi hay... Artık yani ailemizi de bitirdiler ya. Bunlar nasıl insanlar sizin ya? Aileniz mi var? Var tabii bak. Nasıl ailen mi? Aa. Ailenin Allah belası. Sen kalp krizi geçir benim gözüm önünde geber inşallah. Aa, sen benim babam başını yedin. Aa. Sen yaptın. Yok o adam çıkıp gelecek. Kim yaptı? Kim yaptı? Gelecek. Şu. Babama kalp krizi geçirttirdin. Unuttu mu o günleri? İyi olmuş. Ben bab... Valla Şerife. Babanı arıyorsun. Babanı Şerif gibi bir edepsizin peşine babanı arıyoruz. Sen kayıp babamı bir gün arayıp sormuş bir abi değilsin. Babama kalp krizi de geçirttirdin. Babama küfür de ettin. Sizin yüzünüzden görüşmüyorduk. Annenin yüzünden görüşmüyorduk. Senin yüzünden oldu. Annenin yüzünden oldu. Siz uzaklaştırdınız. Biz mi yaptık? Dolandırdım biz cici. Neyini dolandırdım sahtekar? Senin canını kredi bana. Sen ayrılığına kaç kuruş. Bir dakika durur musunuz? Bir dakika Hülya. Bir dakika durur musunuz? Bak şimdi benim anladığım yani benim anladığım kadarıyla değil yani kadının da durumu şimdi böyle yani çamur at izi ya kalsın Hülya, olmaz. Müge Hanım Şerife, böyle bir şey olabilir mi? Yani ama bu bir dakika mesela, bir dakika. Ben araştırasın bak, diye verdim Seher her şeyi. Hanım, bak şimdi bu gene küçük diyeceğim ama dili çok büyük de senin kızına dönüp eğer böyle bir şey yoksa kızım sen bunu nasıl söylersin demen lazım. Bahsettiği yani kuzeni. Ben susuyorum da susmuyorlar ben ne yapayım? Sen sus değil. Böyle yapıyorsun. Senin kızın bak Seher'cim ben sana soruyorum. Ben senin 2-3 gün evvel okuduğum mesajlarınla da ilgili sen bunu, bu jargonu hangi ortamda öğrendin dedim. Ben sinirlendim çünkü yazdım, ben hayır, inkar etmiyorum. O ortam, yazıyorum, konuşuyorum. O ortam Seher'in, Hülya'nın çalıştığı dediği ortam ağzı olabilir. Başka bir ortam ağzı olamaz. Sen de diyorsun ki, çok özür diliyorum. Hülya diyorsun, genel evde çalıştı. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bağlayın Müge abla. Kimi bağlayalım? Neriman'ı bağlayın, Osman Yıldız'ı bağlayın. Kim? Bağlamaya çalışıyorlar. Kim onlar? Osman Yıldız. Onlar o kızın geçmişini çok iyi biliyorlar. Bir dakika, kim bunlar? Benim yengem, halam, teyzem bunlar bu kızın geçmişini çok tamam. iyi biliyorlar. Senin onların yengen, hiçbiri bir dakika, bizi tanıyor Müge Hanım. Bir dakika abi, benim, ben 20 senedir İstanbul'da yaşıyorum yengen, zaten. Yengen, halam, teyzen. Tamam mı? Nerede görmüşler? Demek ki görmüşler. Tamam bağlayın söylesinler ben bir şey demiyorum. Hayır sen söylediğine tamam, göre ya. Sana söylediler. Görmüşler biliyorlar. Tamam, buyurun, görmüşler de iftira mı oluyor ya? Hayır sigortan da yatmış. Böyle bir şey yok. Sigortan da yattı. Ben bütün her şeyi buradaki set ekibine ne? Gönderdim. Araştırılsın tamam, ben istedim. De, ben varsa de veririm. Bir şey söyleyeyim Müge Hanım ya. Hayır yani çalış velev ki de çalıştı. Asılsız iddialarla hayır, bu şekilde velev ki de çalıştı. Sen bana iftira atıyor bakın, ya. Bakın buraya gelmemem için bana baskı yaptılar. Sen gelirsen bunu senin hakkında söyleyeceğiz diye. Ben yine de geldim korkmuyorum. Bak, ben senin bana yazdığın attığınız mesajlarda duruyor hayır, arkadaşlar ben da ben de senin attığım mesajları verdim. Tamam. Senin beni nasıl kışkırttığını verdim. Buyurun verin. Okusun. Lan küfürler ettiğini verdim. Sen başlattın. Tamam. Ben, sen yaptın. Ben bir şey başlatmadım. Sen bana sinirle vermedin sana teşekkür edecek değilim. Hülya'ya bakmış arkadaşlarımız. 2012 yılında evlenmiş. Evet. Tamam. Boşanma gibi bir durumu da yok, yok. Diyordun ya. Dedin ya. Boşanmış babasını demedim. Babasını alıyor diyor maaşının. Ben de boşanmışım Müge Hanım. Evet boşandın dedin babanın maaşını alıyorsun. Boşanma durumu. Hayır ona annesine dedim ben ona demedim. Annesi. Ben de boş değilim Müge Hanım kimliklerim sizde bakabilirsiniz. Ben de boş değilim diyor ya yazık. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir tek tek bir dakika dinler misiniz? Önemli bir şey söylüyorum. Hülya evli. Ayrıca yaşlı kocan yaşlı kocan dediğinde Hülya 80 doğumlu. Eşi de 68 doğumlu. 12 yaş fazla. Var aralarında. Tamam. Hülya nasıl evlenmiş? Hülya'nın bir dakika, kocası. Bir dakika ya dur ben senin bütün iftiralarını burada dinleyemem. Kesin önce söylediği bu abuk şeyleri ya. Hayır, böyle bir edepsizlik yok. Hayır. Sen burada dedin ki bu kadın dedin.
Nikahsız yaşıyor dedin. Babasının parasını almak için dedin. Onun nikahsız... Annesine dedim. Bir dakika. Onu. Bir dakika, oraya da geleceğim. Nikahsız yaşaması ayrıca bizi hiç ilgilendirmez. Ha, kocasından para almak için yapıyorsa vergi mükellefleri olarak biz bunlara karşı durmalıyız. Orası ayrı. Tüyo öyle. Kocasıyla şey. Beraber yaşıyor. 12 yıllık ev, aralarında da 12 yaş fark var. 12 yaş yok. Ha, sen nüfus müdürlüğünden daha mı iyi biliyorsun? Tabii ben bir şeyle ben bağlayayım diyorum. Ya fotoğrafları bile bağlayacağım ya. Neyi bağlayacağım ben ya? Tamam, sen yani gördün yan yana da onu daha mı yaşlı gördün ya? Sen ona göre bir şey yaptın? Ben hiç görmedim. Görmediysen adamların nüfus şeyi belli. Sahtekar sen. Hayır. Ne hayırı? Tamam bağlayayım Müge, ben bu kadar diyeceğim. Benden hiç kimse zaten bağlanmıyor Müge abla. Şerife. Hiçbir şekilde bağlan. Şerife. Bağlandı abin işte, ne dedi? Ben burada tek değilim. Dayınız bağlandı da ne dedi? Hiç kimseyi bağlamıyorlar. Dayınız bağladı da ne dedi? Benden hiç kimse bunlara ya, söz hakkı veriliyor, bana verilmiyor. Ne senin, senden kimi bağlayayım ben sana? Ben babamı aramaya gelmişim, buraya gelmiş. Sen yok mesela senden, kimi... sen ha. Mesela senden görüştüğün arkadaşlarının telefonunu ver, ben onları bağlamak istiyorum. Arkadaşlar. Senin baban ne gördü? Ne yaşadı da adam yok mesela? Sen orada evde tek başına, kocan gitmiş, kayınpederin ya senin yanına geldiğinde kendini yerlere atıyorsun. Ay. Sen mesela sen bana biraz arkadaşlarının telefonunu ver de ben onları bağlayayım. Sen mesela çalıştığın bana kafeteryaların da telefonunu ver. Veririm. Çünkü beni o kadar çok, biz burada da bir 7000 kişilik bir dakika. Ah! Bak sakin sakin duruyorum. Benim deliliğim öyle sizinkilere de benzemez ha. Bir dakika. Edepsizlik başka bir şey. Ben hiç edepsizliğe gelemem. Burası 7000 kişi çalışıyor. Versen o kafeteryadakilerin telefonunu bana da. Dediler ki hangi kafeteryada kaç lira alarak çalıştılar ki? Ankara'da ev sahibi oldu. Çünkü canın istediği zaman çalışıp canın istemediği zaman çalışıp onu istiyorlar. Ver onları arayalım bağlanmak istiyorsan. Tamam, bak şimdi kızım. Ben Hülya'yı korumuyorum. Ben bana ne Hülya'dan ya? Bana abla, ne Hülya'dan? Ben buraya oturdum, sen, ben beni Hülya korumuyor. Sen söylüyorsun. Üstüme gel. Ben evli bir söylüyorsun. İnsanım. Dedin ki yaşlı adamla evlenmişsin. Aralarında 12 yaş var. Bu da bana diyor ki yaşlı adamla sen evlenmişsin diyor. Öyle ya böyle bir şey ya, olur mu ya? Ya oradan ben sana diye. Onu söylüyorum. Amcamla dedin, yengem boşanmışlar dedin. Dedim. Evliler. Evli değiller bunlar. Nuhus memurundan daha enteresan. Fazlasını biliyorum. Ne zaman nikah yapmışlar? Ne zaman boşanmışlar, ona bakılsın. Aman ama biz bir kayıt alıyoruz bak. Ben konuşacağım benim seni. Benim hiçbir boşandığım yok. Ya ben sana evliler diyorum resmi kayıtlara göre. Sen hala boşanmışlar tamam, diyorsun. Tamam Müge abla, onlar çok pah. Ben bir şey dedim. Hala alakası yok. Sen söylüyorsun. Ben ağzımı açmayacağım. Sen iftira atıyorsun. İftira değil ki. Evli adamlar. Ben bağlayın diyorum, bağlamıyorsun. Neyi bağlayacağım? Sen nüfus müdürlüğünden kimi bağlayacağım da evli görünen adamları bana boşanmış diyecek? Kimi bağlayayım? Niye boşanmış? Geri evlenmişler peki. Kimi bağlayayım? Söyle sen bana. Kim? Bir dakika dur. Boşanıp evlenmedim. Ben bir kere evlendim hayatımda. O da 19 senedir devam ediyor ya. Bir dakika Şerife. Şerife. Kimin ismi neydi? Dayımın kimin ismi neydi? Yarım dayı, sen dayı. He. Neymiş? Satılmış Yıldız. Satılmış Yıldız'ı bağlayın ha. He, Satılmış Yıldız şimdi bu şey mi? Nüfus müdürü mü? Yok ben. Hayır. Tamam bağlayın Satılmış Yıldız'ı. Yani Satılmış Yıldız'ı bağlayın. Şimdi bunlar resmi nikahlı evli devlete göre senin Satılmış Yıldız dayın boşanmışlar mı diyecek? Yani kaydı inkar edecek. Ne diyecek yani? O adamın lafına tamam, ben diyorum ki bak boşanmışlar, yani? Evlenmişler bu zaman. Evliler. Şey boşanma yani. Yok, hepsi evliler. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yok. Hiç şey boşanmadım. Ya devletin resmi kaydından yani. Daha önemli, daha geçerli bir belge olamaz. Ay bir klimayı da devletin bastı. Devletin resmi kaydı ya. Hayır ne yani? Senin şimdi Satılmış Yıldız'ın bir şey soruyorum ya. Sana. Değil bu adam mesela? Ay, nüfus genel müdürü falan mı yani? Bize bağlanıp. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde evli hayır. Görülen bu ben iki çift için ne diyecek? Ben için bağlayın demedim. Ne ben. İçin? Ben diyorum ki bunlar cır cır yalan konuşuyor. Neyi benle yalan konuşuyor? Benle hiç kimse kesinlikle bağlanamıyor, bağlanıp konuşamıyor. Hı. Bunlar yalan konuşuyor, bak, siz inanıyorsunuz. Bir dakika. Ben kendim savunamıyorum. Neye inanıyorum ben? Ama boş... ben burada kendimi savunamıyorum ki böyle. Şerife, neye inanamıyorum ben? Sen ne dedin? Ayrılar ve devletin parasını yiyorlar demedin mi? Dedim. Ben de dedim ki sana evliler. Sen de dedin ki Satılmış Yıldız'ı bağlayın. Bağlayın Satılmış Yıldız'ı. Şimdi bu resmi nikahlı evli görülen bu iki çiftin boşandığını mı söyleyecek? Onlar karışmaz. Nasıl karışmaz? Karışmaz. Tamam sen bunu iddiaya attın ya ortaya. Tamam, ispatla. Ben cuma günü bağlayın dedim. Hayır ispatla boşanmış olduklarını. İddiayı ortaya atan sensin. Tamam bağlanacaklar, ispatlayacaklar. Neyi nasıl ispatlayacaklar? Bana söyler misin? Bunlar yalan konuşuyor Müge abla. Neyi yalan konuşuyor? Bunlar yalan konuşuyor. Neyi? Bunlar evlendi, boşandı. Sana ne? Geçmişi evliler şu anda. Anladım, evliler. Benim hayatımdan ona ne o zaman? Sen söyledin. Sen ama benim hayatım önce o laf atıyor. Hayır sen yengenle amcanın boşanmış olduğunu söyledin. Hayır aç videoları izle. Tamam bak.
Bakın söylüyor size, devletten gelen şey kararı söylüyor. Ben de sana diyorum ki, devletin evli gözüken bu iki çiftin boşanmış olduğunu bana ispatla, nasıl ispatlayacaksın diyorum. Tamam, ben ağzımı açmayacağım. Hayır, ağzını aç. Ağzını aç. Bana Hülya Hanım savundu, ben hiçbir şey demiyorum. Bunu savunmakla ne alakası var? Ben sana bir resmi belgeyi söylüyorum. Diyorum ki bu resmi belgede böyle gözüküyor. Sen de diyorsun ki hayır, Hülya'yı koruyorsun, yengemi koruyorsun. Bunlar boşanmışlar diyorsun tamam, ya. Tamam, ben yanılmışım. Bu bitti. He? İftira atmışım ben sana, tamam. Heh, demek senin ki böyle. Senin anlığı o kadar açıkmış, he? O kadar namusluymuşsun. Tamam, namusluyla bunun ne alakası, ne var, alakası var ya? Ben 19 senedir namusla ya. Ne alakası var? Boşanmadım ya. Sen hayda neler yaptın? Şimdi temiz bir insan olmayana gel. Kapata kapata gidelim. Demek ki iftira mı atmışsın yengenle Hülya'ya? Hayır, atmadım gerçekten. Hep yani boşanmışlar aslında onlar. Evet, boşandılar, evlendiler, bir şeyler karıştırdılar. Hayır. Şu anda ayrılar. Ve devletten maaş alıyorlar dedin ya. Aldılar. Bak sen aldılar mı sesle. Şu anda itiraz atıyor, ediyorsun hala ya. Hala iftira. Hı. Hayır dedin ya. Demek ki doğru söylememişsin değil mi kızım? Size göre doğru söylememiş. Bana göre ya, ne ya? Ben nüfus müdürü değilim ki. Bana ne? Tamam, elinizdeki kağıtlara göre ben doğru söylememişim. He, peki benim elimdeki kağıtlar neyin kağıtları? Neyi? Yani devletin resmi belgesine göre değil mi? Ama tapuyu da bana yani inkar edin. Bana dediler, bak devletin tapu ne oldu? Nasıl çıktı tapu? İşte bilmiyorum ben. İşte. Ben yalan söylemiyorum ki abi, benim elimde, bana ne? Ama tapu işte, da çıkmadı Seher Hanım, anlamıyor musun? Tapu da çıkmadı. Abi kimin adına tapu? O arsa tapusu. O tapu değil ki, arsa tapusu. Önce arsaydı. Hayır. Tamam, o arsa tapusu. Lafı beni yapma. Arsa sahipleri abim ona. Başka bir şey. O arsa tapusu. Ama bak bu konuyu biz, ama biz o konuyu siz oradan oraya, bak oradan oraya, oradan oraya geçiriyorsunuz. Sen şimdi yalan söylediğini kabul ediyor musun? Demek yalan söyledin demeyeyim. Doğru bilmiyormuşsun demek ki. Sana bunu kim söylediyse. Ben doğru bilmiyormuşum. Hayır Şerife, bir şey söyleyeceğim. Bu tavır var ya, o kadar... O kadar şey ki, aa özür dilerim ya, ben bana yanlış aktarmışlar deme. Dilemem. Aman demek ki ben yalancıyım diyorsun o zaman sen. Ben yalancı da sen diyorsun ki ben, tamam, bana kesin. Eğer birisi bir şey söylerse ben onun için pavyonunda da çalıştı derim, ya, boşandı da derim, parasını da yedi derim. Ben zaten. Canım eğer isterse istediğim herkese bunu tam. Söylerim diyorsun. Buraya çıkmamam için bunları söylüyorlar, beni yıldırmak için. Ama ben gitmişim de seni yıldırmakla alakası yok. Ben sizin babanızın oğlu değilim. Bir dakika, bir dakika. Eğer kanala tutarsan sana diyor bunları söyleyeceğim. Hülya bana bak. Söylesin. Hülya. Aslı yok. İsteyen istediğini söyle. Söylesin. Asılsız abi. Hülya bana bak. Şimdi ben seni niye yıldıracağım? Şimdi bak bir dakika. Sen de burada babam aramaya gelmişsin. Ben de ben seni niye yıldıracağım? Niye bana gidip katil diyor? Ama ben sana iftira atmıyorum. Babanın telefonu sende diyor. Bir dakika. Ben sana bunu yaptım. Şunu yaptım. Şöyle yaptım. Satılmış Yıldız telefon attığımız evim. Satılmış Bey günaydın. Satılmış Bey günaydın. Günaydın. Efendim siz Veysel Bey'in eşinden ayrı, Hülya Hanım'ın eşinden boşandığını siz mi söylediniz Şerife Hanım'a? Yok efendim, benim. Bakın benim, ben televizyonu seyrediyorum. Benim kim kimden boşanmış, kim kimden ayrılmış. Ondan sonra kim kimden evlidir, kim kimden beşerdir, kim kimden yaşar, benim hiçbir şeyden haberim yoktur. Çok teşekkür ediyorum. Ben çıkıp da... Çok teşekkür ediyorum. Bir dakika o zaman. Şerife söyle işte, bağla dedim, ben bağladım. Dayım öyle bir şey biliyor demedim ki ben. Aa, tam bunu konuşurken. Öyle dedin. Öyle dedim. Bağla dedin, söylesin dedim. Ben bağlayayım dedim. Dayım bağlanmak istiyor dedim. Tamam, dayım bağlanmak istiyor da. Ben Hülya hakkında bir şey söyleyecek demedim. Ya Hülya tam, çok özür diliyorum. Pavyonda çalışırken, boşanmışken, amcan da yengenden boşanmışken dayını arayıp ismi neydi? Bir de ismi neydi diye soruyorsun dayının. Bağlayın demedim. Adam da diyor ki benim bunlarla ne alakam var diyor. Tamam, şeyi bağlayın. Kim İsmini bu? Söyle. Osman Yıldız'ı. Hayır, bir dakika. O olmadı, şunu bağlayın. Bir dakika, onu bağlayın, o size anlatsın. Ben neyi anlatsın? Osman Yıldız'ı tamam, bağlayın abla. Osman Yıldız'ı. Ha şimdi Satılmış Bey'i istemiyoruz, Osman'ı mı bağlayalım? Satılmış Bey başka bir şey konuşacağım. Osman Yıldız'ı konuşacağım. Yani Osman Yıldız şu andaki devletin kayıtlarını bize, sizinle ters takla attıracak bir bilgi mi verecek bize? Ne? Hayır, tabii ki hayır. Ne? Ama ben size diyorum ki bağlayın, onlar da konuşsun. Biz madem bağlamadık böyle... mı Osman Yıldız'ı? Bağladığımız Osman Yıldız değil miydi? Hayır. Satılmış Yıldız'ı. He, Satılmış Bey buyurun, siz dememişsiniz. Ne söylesin Satılmış Bey şimdi, bu kadının nerede çalıştığıyla mı bizim ilgili konumuz? Ne söylesin?
Haydi canım, o başka bir şey konuşacağım. Ama şimdi biz bir kayıp arıyoruz. Böyle dedikoduyla programı kapatıyoruz. Evet. İnan ki ben rahatsızım. Peki bunu kim yapıyor Seher? Peki bunu kim yapıyor? Bunu meydana getirdim. Yani zor geldim ya. Hayır, bunu kim yapıyor? Kim yapıyor? Yani kuzeninin pavyonda çalıştığını Şerife ile beraber söyleyen kim? İnşallah sağdır da gelsin. Peki kuzenin ne nişana iftira attı o gün? Ne yaptı? Dört tane nişan atmış dedi. İnşallah sağdır. Bir dakika. Dört tane nişan atmış dedi. İçkili yerlerde çalışmış dedi. Nerede görmüş? Sen ona dedin pavyonda çalış. O da dedi ki o da senin hakkında öyle bilgiler geliyor dedi. Ama önce o dedi hayır. He? Yayını da izleyelim. Önce o dedi. He. Bana diyor ki nişan atmış bilmem beş kere evlenmiş. Tamam o zaman. 90 yaşındaki adama nikah kıymış. Bu yalanlar olmaz. Tamam o zaman sen onu, o sana öyle söylediği için mi sen de onu öyle söyledin? Hayır, onunla alakası yok. Ben dediklerimin gene arkasındayım. Bu kız çalıştı pavyonda. Tamam. Ve şu an boşanmış durumda. Şu an evli. He? Şu an evliymiş. Nereden öyle öğrendin? Ne çabuk öğrendin? Müge Hanım dedi, ben ondan duydum ben. Hangi dayın görmüş? Söyle, hangi dayın görmüş? Tamam, Osman Yıldız Bağlay'ın konuşsun. Osman Bey mi görmüş? Osman Yıldız Bağlay'ın konuşsunlar. Osman Yıldız, yani Osman Yıldız pavyonda mı görmüş? Ben bilmiyorum, Bağlay'ın konuşsunlar. Ama neyi bilmiyorsun? İddiayı ortaya atan sensin. Ama Bağlay'ın konuşsunlar, ben bir şey demiyorum. Her bağlanan ne konuşsun? Benim ne alakam var diyor da? Ne konuşacak? Babanın kaybolduğunu mu anlatacak? Bu kadın 50 yaşında, ben 23 yaşındayım. Ben bu kadının yolundan gidemem, bu 80 bir. 80 doğumlu. O geriye geldiğinde. Hayır, bu kadın ayrıca 80 doğumlu. Ayrıca 50 yaşında olunca ne oluyor? Keşke hayır, ben sen de, onun çocuğu yerine. Keşke ben. Sen de 50 yaşına gelebilsen. Bir kere bir dua et Allah'a, bir o bir. İkincisi 50 keşke yaşına gelmek de önemli değil. İnsanın edebiyle, terbiyesiyle, eğitimiyle artık böyle gördüğü zaman böyle parmak ısırtarak kaç yaşında olursa olsun öyle yaşaması lazım. Tamam, yaş değil önemli olan, baş. Ama bir programa katılıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Ama onlar savunuluyor zaten, sen, sorun yok. Şerife, ya. Neyi savunayım ben? Bunlar oturulduğundan beri bu hülya savunuluyor, ben anlamadım. Sen öyle söylüyorsun, ben de sana bak, öyle değil diyorum. Bak, o gün ben evliyim, benim eski nişanlım madde bağımlısı, çıkarttınız buraya. Beni neden savunmadınız? Niye, ne hülyayı mı savunuyorsunuz? Ne dediler? Ne dediler? Ya adam bak, benim bileziği eşim, söyledi, bu yüzük benim eşim. Bana bilezik mevzusunu sordum. Şimdi, çok önemli bir mevzu. Tamam sorun ama çünkü, gizli sorun. Çünkü biz hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Hiç kimse kızına kendi takacağı bileziği karşı tarafa verip de al sen. Ama ben benim evliyim için şu an, demez. Bunu gizli de görüşebilirsiniz. Tamam, o 16 bileziğin de parasını soruyoruz. Neden? Çünkü yalan, sizin o yaşlı çıktı. Adamın oğlum parasını alıp harcadığınız iddia ediliyor. Onun üzerine de onlar bağlanıp o bilezikleri aldılar, bize verdiler, takalım diye diyorlar. Ama bak, yani sen hiç etrafında, konunda, komşunda, Kadriye sana sorayım. Hani tarafsız bir göz. Sen hiç gördün mü böyle bir şey? Al ben bu bilezikleri biriktirdim, sen benim kızıma tak. Niye? Ya niye gördün mü? Ayrıca he, bir dakika ama, dur. Kadriye söylesene. Konuşma. He? Onu görmedim. Görmedin. Peki şimdi Kadriye nerede çalıştı diyelim öyle dedi diye. Mevzumuz o. Abicim bir durun. Ama normal biz şu an bir kayıp arıyoruz, kayıp. Kayıp arıyorsanız ama insanların ama yani her laf söyleyene. Ama insanlar bana kara çaldığında neden ben savunulmadım? Sen çalıyorsun. Kadın diyor ki ben arabasını kapının önünde gördüm diyorsun. Bana. Onun vallahi oğlu diyorsun, uyuşturucu satıcısı. Uyuşturucu satıcısı demenin cezası kaç yıl biliyor musun? Ben yalan değilim. Uyuşturucu satıcısı demedim. Madde satıcısı dedim. Satıcısı dedim. Bağımlısı dedim. Satıcısı dedin. Kullanıyor dedi. Ya kulağını çekmeyin. Kullanıyor dedi. Şey kullanıyor dedi. Ne oluyor yani kullanınca? Kadın arabayı gördüğünü söylemesin. Ben de onun için yüzüğü attım dedim. O orada yalan konuştu. Hayır, arabayı kapının önünde gören kadın az önce ona da onun da oğlu satıcısı demedin mi? Ha, ona dedim. He. O yalan değil, onu herkes biliyor. Tamam, sen mi aldın gece ki satıcı sattığını biliyorsun? Gece dövdüler, öldürdüler. Polisler de dayak manyağı yaptı, götürdüler. Onlara anlattılar. Peki senin abin nerede şu anda? Bizimki yok, yurt dışında. Nerede? Yurt dışında. Cezaevinde olmasın? Yok, değil. Öyle mi? Evet. Neden girmişti cezaevine? Ne zaman girmiş? Girmemiş mi? Yani siz bizi burada bencilliyorsunuz. Hayır, girmemiş mi? Siz hayır. Herkese uyuşturucu satıcısı, pavyonda çalışan bilmem ne diyorsunuz. Ben de sana diyorum ki senin oğlun nerede? Tamam, benim oğlum, ben size zaten bilgisini verdim ama. Evet. Tamam. Tamam, neden girdi içeriye? Girdi mi? Girmedi mi? Yok. Aa. Ay yapma. Bu yani. Meseleler... Niye gidiyorsunuz? Siz bizi bencilliyorsunuz. Yasaklı maddeden dolayı girdi mi oğlum? Senin oğlunun yasaklı maddeyle alakası... Önce girdi ama şu an girmedi. Öncesi sonrası yok. Şimdi millete laf atarken bak, sana gelince kalk gidelim diyorsunuz. Şimdi millet arabayı gördüm dediği zaman niye onun yedi sürü ailesini... Gerçekten değil, arabam 12'sinde görüntü. Yani bir şey söyleyebilir miyim Seher?
Sen buraya gerçekten kocanı aramaya geldin mi? Hayır, kocanı aramaya geldiyse amcanın kızının şeyle ne alakanız var sizin? Ama şimdi dedikoduyla başlıyor, dedikoduyla bitiyor kocanın. Dedikoduyu kim yapıyor? Ben mi yapıyorum? Sizsiniz ya. Ben kardeşimi aramaya geldim, dedikoduya gelmedim ki. Hayır, dedikoduyu yapan ki. Çıksın ortaya. Dedikoduyu yapan ki. Senin ne yaptığını bana ne? Yani eğer Seher. Ben ne ilgilenim? Hülya her türlü şeyi yapabilir. Tamam mı? Bunun şimdi senin kocanı ara... Ispatlanır her şey. Yani peki Osman Yıldız'a soralım. Bir beyefendiyle de koy. Osman Bey. Efendim. Buyurun Hülya efendim. Hanım. Siz mi Hülya Hanım'ı pavyonda gördünüz? Hayır. Hülya Hanım. Kimse yıkan... Yıkanacak kaşık değil. Onlar dedikodu yapmaya gelmişler. Onlar yüzük aramaya gelmemişler Hülya Hanım. Ben cuma günü de bu kelimemi söyledim. Aynı kelimemin üzerinde duruyor. Ama aslında bu laf size. Anneme ver. Anneme bu laf size. Baba. Bak dayım Osman Yıldız görmemiş tamam, pavyonda. Tamam dayı yengeme ver. Anneme ver. Ya bak. Tamam yengeme ya, ver. Ya anneme versin. Osman Yıldız bizim bir hükümetimiz yok. Buyurun ya. Efendim buyurun. İyi günler. İyi günler. Siz mi gördünüz Müge Hanım, efendim? Herkes kendine geriye dönmeye baksın. Az mı çalıştı pavyonlarda bundan 10 sene önce? Genel. Çankırı'da sürgün yaptığı şeye, İstanbul'a sürgün yaptı gönderdi. Hep onları suçluyoruz bizimkileri. Onlarda hiçbir kabahat yok mu? Oraya çıkmış süs bebeğe, orada ancak milleti suçluyorlar. O şeyden hiç tamam. Gelirsiniz. Yani siz mi gördünüz efendim? Efendim bakın eşiniz görmemiş, siz mi gördünüz diyorum. Bir şey soruyorum yani, siz mi gördünüz? Ama niye böyle yapıyorsunuz siz ailece? Siz mi gördünüz diyorum ya. Bir şey soruyorum. Hanımefendi, eşiniz ben pavyona gitmem. Bir dakika. Eşiniz demiş ki ben pavyona gitmem görmedim. Ben de diyorum ki siz mi gittiniz de gördünüz diyorum ya. Kim gördü diyorum. Tanıdıklardan duydum. Kimden duydunuz? Demek ki belki duyuyor. Kimden duydunuz? Kimden duydunuz? Diyor benim salonlarım var. Yalan hepsi yalan. Kimden duydunuz hanımefendi? Kocanız bilmiyor ya. Siz nasıl duydunuz? Yani ben çünkü bu mesajlardan o yüzden söylüyorum. Demek ki bir kadınlar ortamı var sizde. Bu böyle pavyon. O ortam ne ortamı? Çünkü bu adam ortada yok ya. Açıkçası eğer Hülya'yı da dağa kaldıracak falan bir grup varsa o grup kim gidip ona bakalım istiyorum. Biz öyle bir şey demedik ki. O bize dedi. O bize dedi. Yani. Ben mesajlarını da verdim. Müge evet. Işte, var okula, mesajlar. Okudu. O da bize dedi. O bana diyor. O beni kışkırtıyor. Efendim? Asırak'a dayı. Ne diyor? Hasan'ı önce Hasan'ı onlardan arayın. Ya, tamam niye aralım? Niye arayalım söyleyin. Yani bu peki ne malum? Onlar öldürmedi. Ne malum? Tamam söyleyin. Demek öldüğünü de artık ikna oldunuz yani. Neden öldürdüler onu söyleyin. Tamam onlardan arayın Müge Hanım. Tamam arayacağım. Arayacağım işte. Onları suçluyor mu? Ama arayacağım. Ya ben neyi suçlayayım kardeşim? Bekarlar diyor, evliler diyorum. Koruyorsunuz diyorsun. Evliler ne yapabilirim? Boşatayım mı şimdi gideyim demek yani siz yaranabilmek için? Demek ki boşanmış tekrar evlendi. Evet ne bana bakılsın dedim ben de. Öyle ama. Boşanmış evlenmiş demek. Tekrar evlendi. Hayır hiç boşanmamış. Ben 19 sene önce evlendim hala evliyim. Evli. Bir kere evlendim hayatımda. Tamam belki boşanmışsındır. Maşallah. Tekrar nikah yapmışsınız. Yok. Ya siz niye bana soruyorsunuz ya? Bir şey söyleyeceğim. Siz babanız için uğraşsanız da ben bana soracağım. Siz gerçekten neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Biz ne için geldik Hülya? Pardon bir dakika siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Boşanmamış kadın. Evli. Bir siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya. Siz ya? Tamam kadın şimdi evli. Hayatında bir kere mi evlendin? Tamam ama bu konular evet. Kapadın da bak biz bir şeyler boşanıp tekrar da. Evlenme de yok. Bir başkasıyla kere evlenmişiz. Başkasıyla da evlilik yok. Söylüyor. Değişen Bey'de de yok. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorum. Size bunu kim anlatıyorsa yalan söylüyor. Yalan size değil. Bunları kim... Hala yalan değil diyor. Aman her neyse bu konuyu kapatalım. Senin ben ders notlarını çok merak ediyorum. Demek ki sana öğretmen diyor ki... Türkiye'nin başkenti Ankara diyor. Sen diyorsun ki hayır değil. Ankara diyor hayır değil. Ben ama okumuyorum. Ne? He? Okumuyorum. Neden? Sevmedim okumadım. Kaça kadar okudu? Liseyi açığa verdim bıraktım. He. Çünkü öğretmen sana bir şey dediğinde de sen hayır diyordun herhalde. Hayır gayet derslerimi 5-5-5-5 geliyordu. He 5-5-5 evet, gayet akıllıydım zekiydim. He ne oldu sonra? Sonra okumak istemedim bıraktım. He çünkü hayır ben sana akılsızsın falan demiyorum. Sen nedenize itiraz ediyorsun. Diyoruz ki bu diğer İtiraz diyorsun. Etmedim. He. Bak diyorum ki ben buraya oturduğumdan beri benim üstüme yürüldü. Ama Hülya Hanım bir şekilde savunuldu.
Neden? Ben bunu merak ettim. Adalet sana... varsa ona da olsun, bana da. Tamam, sana da var. Ne var? Bak, ben evliyim. Ben buraya çıktım. Eşimden bin bin türlü laf yedim. Oraya eski nişanlım çıktı. Bin bin türlü laf yedim. Hiçbir şekilde ben savunulmadım. Ama Hülya Hanım'ın eski hayatı nedense kapatılıyor. Onu da açın o zaman. Ben madem bu kadar açığa çıkıyorum... Ne yapayım ya? Sen diyor ki Hülya Hanım'a diyor ki bak, beş tane... Bir dakika Müge abla, beş tane yüzük attın diyor. Ya böyle bir iftira olmaz. Benim ailem var, eşim var, dostum, düşman var. Sen niye böyle bir laf atıyorsun? O da senin... Bir dakika. Sen evlisin, bu şekilde konuşmalardan rahatsızlık duydum diyorsun. Bu hanımefendinin de evli olduğunu Müge Hanım... Ben de evliyim ama. Bir dakika. Müge Hanım elindeki belgeyle evli olduğunu, evliliğinin hangi devam ettiğini ortaya koydu. Evli ve bir çocuk annesi olan bu hanımefendiye sen kalktın şuralarda çalışıyor diye şeref, onur, itibar, iffet ve haysiyetine dil uzattın. O da bana yaptı. Neden beni savunmadınız? Hiçbir kişi... Beni neden savunmadınız? Hiçbir kişi bir hanımefendinin İffetine laf söyleyemez. Peki o bana yaptı da beni neden savunmadınız? O da yaptı. Senin iffetine ne dokunuldu? Senin iffetinle ilgili bir şey konuşulmadı. Hayır, senin iffetinle ilgili ne konuşuldu? Nişanlanmışsın, ayrılmışsın. Senin nişanın ne? Beş kere nişanlanıp ayrılmışım. Ya olabilir. 90 yaşında gelmemen iki hakkıymışım. O olabilir. O iffetine dokunan bir şey değil ki. Sen de hayır nişanlanmadım dersin. Hayır, neden değil? Senin iffetine kim laf söyledi? Onunkine dokunuyor da benimkine niye dokunmuyor? Senin bu 16 bilezik... Ve nişanlına bu evde o adamın demesi diyor. Yani olabilir ya. Ayrıca şunu söyleyeyim. Sizin babanız öldürüldüyse... Bizi bilin tamam siz o zaman tamam doğru. Birinci derecede evde bir dakika bir şey söylüyorum. Ne diyeceğimi ne anladığında konuşuyorsun. Yani suçu bize veriyorsa devlet kalın bizim olsun ya. Konuşuyorsun. Yani. Birinci derece evde sizlerle yaşıyor. Sizlerle bağlantılı olabilecek bir sebepten öldürülmüş olabilir. Ve ayrıca o kişi size de zarar verecek olabilir. Tamam, araştırılsın. Bir şey demedin. Tamam ama sen burada oturmamak için de bir şey yapıyorsun. Araştırılsın, biz de hoşuna onun peşindeyiz. Hoşuna gitmeyince kalkıyorsun. Hayır, baba benim babam değil. Baba senin baban. Tamam ben de onu belki senin yüzünden öldürüldü. Belki bir önceki senin söyleminle madde bağımlısı, yasaklı madde kullanan nişanlın sana kızdı, babanı kaçırdı, öldürdü. Yok. Bunu konuşmak... Belki bu babanın tatiline götürecek hocam, bizi bunu konuşalım, tamam. Yapmıştır diye demiyorum. Ama olasılıklara baktığınızda öncelikli olarak senin annenin ve aynı evde babanın yaşadığı kişilerin hayatını konuşacağız. Ne yapalım? Derya, Derya. Bu böyle... Ay size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten... insanın kafası... Hayır bak şimdi programın başından beri... Tuttu. Bak annen çok güzel bir şey söyledi. Dedikodudan konu işlemiyoruz. Ben peki bu kime yarıyor acaba? Buyur. Ben de bu kime yarıyor onu merak ediyorum. Ben de bilmiyorum Allah. Yani ben babanın... rahatsızım, gelemiyorum bir daha, gelemem de. Hasta da şey... niye bu kadar konuşabiliyor Müge Hanım? Hasta da gelecek niye bu kadar konuşabiliyor? Küçük çocuğun yok, okula gidecek çocuğun var. Kalırsın otelde, aradığın kadar ararsın. Derya kim? Derya Boğucu telefon attığımız demiş. Benim kızım. Ha? Benim kızım. Sizin kızınız. Derya Hanım günaydın. Günaydın, hayırlı yayınlar Müge Hanım. Buyurun. Müge Hanım ben amcamla 22 Ekim'de görüştüm. Hani tarihten emin olamadım. Sabah ben baktım. 22 Ekim saat 12.30'da görüşmüşüm. Evinde hiç huzur olmadığını, pazar günleri evde kaldığında bir çay kahve vermekten aciz, hakaretler, tehditler bu şekilde anlattı. İftira, inan ki asla. Bir akıl fukarası bir kız. Bir de şöyle bir şey var Müge Hanım, kamyonu almak istiyormuş amca. Bu tehdit ettiği için alamamış. Ne istiyormuş? Öldürürüm, kaldırırım. Hı. Aynı Hülya Hanım'a yaptığı gibi. Allah be. Adam yani ben, kamyon almasını istemiyor muymuş Seher Hanım? Komşularıma. Evet, Seher Hanım istemiyormuş. Aa, ben mi istemiyormuşum eşimi? Hı. Allah etmesin ya. Ben alkollü zamanda adamı idare ettim, bir şey demedim adama. Ben 30 sene geçtim. Şimdi hani bir iş sahibinden bahsettiniz ya. Neydi? Hı. Ali Bal. Ali Bal. He, biz onunla da konuştuk. Dur bir dakika. Ali Bal'la da konuştuk. Ali Bal da anlattı bir şeyler. Bir kere sizin ona çok küfür ettiğiniz için zaten biz telefonu kapattığını söyledi. Arabada ettim ha, bunlar da vardı. Numaraları vermeyince ve dedi ki o da
Derya'nın bir gün, o da dedi ki hiç eve gitmek istemiyordu. Biz mesela dedi, akşam hayır, vallahi işimiz biter. Herkes dedi eve gider dedi. Aa. O dedi oturuyordu kamyonetin içinde, eve gitmek istemiyordu. Aa. Çok sıkıntılıydı dedi. O babam aslında eve göndermez. O babam göndermiyordu. Adam her gün ona nasıl gitsin adam eve ya? Babam ona kızardı. Evde kovuluyor, huzur yok ki. Babam mesela normal bir işçi 9-10 saat çalışır, bilemedi. Aa. Bir sus be. Babamı eve kesinlikle göndermezdi. 12-14-15 saat kadar çalıştırıyordu. Ve fazla para vermezdi. Küfür de ediyordu. Her gün dedi bu adam beni böyle süründürüyor. Ali bana da şöyle söyleyeyim. Aslında işten de ayrılmış. Sonra tekrar geri dönmek istediğinde de Ali Bey onu kabul etmemiş. Yani aslında Ali babamdan para şöyle istemiş. Şöyle bir profil var. Yani kamyon almak istiyor. Ben bilmiyorum Seher Hanım'ın hani o parayla gittiğine kesinlikle inanmıyorum. Seher Hanım yoksa hop oturur hop kalkardı. Para bende değildi, kendisindeydi. Kendisindeydi. İşte, ben bir kredi kartını da verdim. Bir apartman bir cezasını anladım. Yatıracak o. Ben parasını görmedim. Şimdi adamın işi de yok. Hani evde de çok mutlu olduğu söyleniyor. Ben herkesin hayır, kendi şeyine vallahi bırakıyorum bunu, fikrine bırakıyorum. Allah'a bırakalım yani, Allah bilsin orayı. Tabii Allah'a bırakıyorum bilsin. Ben de. Yani herkes yani, izleyen herkes görecek, ona göre kararını verecek. Kızının sonuçta evliliğiyle ilgili sıkıntıları var. Gencecik kız, kocası yurt dışına gitmiş, orada yaşıyor. Hayır. Orada tek başına yaşamak istiyor, siz orada berabersiniz falan. Benim sıkıntım yok. Mutlaka yok. Baba için bir sıkıntıdır. Hayır. Senin olmaz ama baba için bir sıkıntıdır. Babamın da ben zaten gidecektim. Babam kayboldu. Babası çok sevindi yurt dışına. Hayır. Evet. Anladım. Hayır. İşte beraber gitselerdi belki adam mutlu olurdu da. Ama yok, hayır. Yani adamın şöyle bir psikiyatrik şeyi de var yani. Durumu psikiyatri da var. Yani çok yerinde. Her şeyden hayır bunalmış. Evet. Falan olabilir. Doğrudur. Ama enteresan tarafı şu. Benim kamyon şoförlerim de, tır şoförlerim de, bizi izleyen sevgili izleyicilerim. Cuma günü de seslendim. Bunlar çok uyanık adamlar bir kere ve bizi de izliyorlar. Ben biliyorum yani, dinliyor birçok kişi bana çünkü fotoğraf da atıyorlar Instagram sayfama. Ben onun çevresini yüz yüze tanımam. Hiç mi gören yok? Yani bu adam şimdi 75 gündür hiç mi bir yerde yemek yemedi, restorana gitmedi? Zaten hastane, postane vesaire devlet dairesi işi yok da. Bir yerde kalıyor olmalı. Bu kadar mı kendini sakladı? Yani o kadar psikolojisi bozuk olmalı ki bir neydi dört duvarın içine şeyi kapatıp bir, belki bir yemek alıp orada yaşıyor olması Müge lazım. Müge Hanım bak, benim binada komşularıma bağlayın. Yani 12 senedir orada oturuyor. Hayır bak şuna ya, ama ben sizin de eleğinize bir şey söyleyeyim ama siz kim ne söylese hayır diyorsunuz. Ya tabii canım ya, hayır demiyorum ama benim böyle sorunlarım yoktu adamla. Ama ben, belki adamın kendi bak, sorunu vardı, sizin haberiniz yok. Bağırsaklarından bir kanama durumu var. Hastayı 5 kere hastaneye bu sene götürdüm. Ameliyatı başarılı geçmedi. Sadece yani kanlı şey sıkıntısı oydu yani. Sürekli ben onunla uğraşıyordum. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Tam şüphelendiğim biri var demişti Şerife. Ben Ali Bal'dan bahsederken kim şüphelendi? Şimdi Müge abla şöyle oldu. Babam kayboldu. Tabii biz anneme telaşlandık. Ali Bal'ı arıyoruz. Hani numara ver diyor. Annem kavga etme sebebi Ali Bal'ı zaten. Kayınlarımın yanında aradı. Numara vermiyor, ver dedi. Vermem dedi. Istemedi. Annem de kavga etti. Numaraları öyle yalan verdi. Yalan diyor. Bak ben küfür ettim arabada adama. Sen annem de vardın. Onunla kavga etti. Onlara ettim. Neyse bu vermiyor. Orhan. Anne bir dakika. Orhan diye bir şoför var. Biz bu Orhan'la konuştuk. Böyle böyle hani Hasan kayboldu. Annem konuşuyor. Dedi ki abla dedi o kamyonu alacak dedi. Onun hayali var dedi. Ama bastırarak söylüyor bunu. Kasasını yaptırıyor dedi. He. Dedi kamyon alan dedi şimdi 20 gün olmuş 30 gün olmuş o çıkar yok, gelirdi tabi, dedi. Tabi. Dedi ki kamyon alan çıkar gelirdi dedi annem. Dedi o dedi o işlerini halledecek dedi, kamyonu temizleyecek bilmem ne yapacak dedi. Anca gelir dedi, kasa yaptıracak dedi. Neyse biz bundan şüphelendik. Annem bununla bir kavga etti, o gene arada bir olay oldu. Ondan sonra bunun polise numarasını verdik. Ben bunu bir daha aradığımda Müge abla hattını şey yapmış, servis dışı yapmış. Kim bu, adı ne? Orhan. Soyadını unuttum. Yani Ali Bey'in yanında mı çalışıyor? Ali Bey'in yanında çalışıyordu. Şu an çalışmıyor. Ama o çağını da çıkarttıydı Ali Bey. Ben cuma günü de size söyledim. Söyleyin Hüseyin bak gitti hafta sonu herkesi buldu konuştu. Biz aradık konuştuk, emniyete bildirdik. Orhan ha. Biz emniyete zaten söyledik bu numaraları. Emniyete de verdik. Emniyet konuştu. Yani biz Orhan'dan neden şüphelendiniz siz, ben anlamadım. Ondan konuşuyordu evde. Sürekli bize kamyon aldı, kamyon aldı, gelecek, gidecek. Yani kamyon aldığını söyledi size. Sürekli bize bunu diyor. Kamyon aldı, parası var, kamyon aldı. Sonra efendime söyleyeyim,
Hasasını yaptırır, bugün gelir ya. Sanki bizi oyalar gibi konuşuyordu. İnşallah gelir dedi. Sonra biz bunu sıkıştırınca abla, bu bize küfür etti. Biz de buna ettik. Yani sonra hattını servis dışı yaptı. Yani... Şimdi Müge Hanım, eşimle sürekli şeydeydi, telefonda, evdeydi eşim zaten. Orhan abi işte bu kamyonu mu alacağız, şunu mu alırız, bir sosu mu alırız, kırk ayak mı konuşuyorlar. Tamam, bulalım mı Orhan Bey de? Keşke cuma günü söyleseydiniz, onu da bulurduk. Biz emniyette söylediydik. Şimdi emniyetle mezunuz ayrı. Oradakileri buraya anlatmayın. Yani buradakileri zaten emniyet görüyor. Buradakileri onlar görsünler zaten ama oradakileri buraya anlatmak doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü onların cevap hakkını kullanamıyorlar. Onlar cevap haklarını kullanamadıkları için burada polis için, jandarma için, savcı için, hakim için dediğimiz şeyler afaki kalıyor. Ben de üzülüyorum. Anlatamam. Adam açıp da diyemiyor ki ben onu dedim, bunu demedim falan filan. O yüzden diyorum onunla konuştuklarınızı karıştırmayın. Ama bak şimdi söylediniz Orhan. Keşke cuma günü dedim ki otelde dedim yakalanması var ama dedim hiçbir otele girmiyor dedim. Hiçbir yere. Kim? Dedi ki Orhan Bey ben söylüyorum. Hasan dedim otele de gitmiyor. Bu nerede yatıyor? 15 gün oldu dedim. Diyor ki adamın hayali var ya diyor. Kamyonda yatacak diyor. Sen böreğini yap diyor. Keyfine bak diyor. Sonra 2-3 gün sonra tekrar aradım. Böreğini yap, keyfine bak. Vallahi bak. Sanki böyle bizi oyalar gibi konuştu. Ben de dedim bu da biliyor. Bak dedim bu babam bu ama kamyon. Siz de oyalandığınızın farkında mısınız? Ama abla biz aradık. Hayır hayır çok yani siz de oyalandınız. Yani tabii oyalandı. Çok aynen. Geç kaldı. Biz yani böyle olacağım bileydim. Ben ikinci günde buraya geliyorum. Aynen. Yani gerçekten. Ben dedim emniyet polis babanız sağ dedi. Ben şimdi emniyette konuşabilir miyim 5 dakika? Yani müsaade edersen ben konuşacağım yayında. Ne emniyetle? Ankara emniyetine. Tamam ben biliyorum mevzuları. Şimdi burada konuşma. Yani ben konuşayım ki görsünler, duysunlar. Niye duysunlar? Sen ah, ne söyleyeceğimi bilmiyorum ki. Bizim, ben dilekçe verdim ya karakoldan, savcılıktan hem araç için hem eşim için. Asav işten bir polis ertesi gün bana ulaştı. Ben Ahmet komiser dedi, tamam. Sizin dosya dedi, ben de Seher Hanım dedi, eşiniz kayıp dedi. Böyle şöyle konuşurken. Evet dedim, böyle bir durum var, garip durum. Dedi ki sinyal çıkacak pazartesi günü. 2 gün sonra beni aradı dedi, Esenyurt'ta kocan, İstanbul'da dedi. Ha sağ demedi, sonra şöyle oldu, 1-2-3 gün sonra... Dedi ki bak dedi sinyal gel, senin kocan sağ dedi, babanız sağ dedi, ölüm ölü yok dedi. Kocanız sağ dedi, buna umut olun dedi, ben araştırdım dedi. Hep kamyon muhabbeti, kamyon muhabbeti geziyor ortalıkta dedi. Sende de biraz çekiniyormuş dedi, gizli almış olabilir dedi. Ama kamyon dedi ki geziyor ya dedi, bu neyle gidiyor geliyordu, havada uçmuyor dedi, bir şey var dedi. Sonra diyor ki sinyal girdi Ankara'ya. Tamam sonra sen de şunu dedin mi, altında da beyaz araba var, peki bu arabanın plakası hiçbir yere takılmıyor mu? Yani tamam benim kocamın telefonu beyaz çıkıyor. Beyaz araba şaşmazdaydı ama. Ama senin arabanızın plakası hiç yok. Arabanın plakası hiçbir yerde çıkmıyor. Şaşmazda işte mobese'de insanların yüz tipi var araçta. Tamam ama insanların yüz tipinde senin kocan yok. Hocam o gün yok işte. Tamam. Yani senin kocan da yok, araç da yok. Hatta bak, aracın içinde de başka iki adam olduğunu görüyorsun. Başkası var yani. Tamam, nasıl? Bir ton su, piknik malzememiz zaten yıllardır tamam, aslında ama bu ne demek? Niye? Bu ne demek? Yani ne? Kocanın üzerinde para var, koca yok, para yok, araba yok. Arabayı da başkaları kullanıyor. İnsanın aklına ama ben gelir. Bulamadım ki aracı. Nereden bulayım? Polis tamam, arıyorum insanın dedi. İnsanın ama aklına ne gelir? Benim aklıma şu geldi, bu kamyonu aldı dedim, nasıl sağda dedim, deniliyor. Dedim bu, dedim bunu arka bir tamirci şaşmazı tanıyor her tarafı, dükkana bıraktı arabayı bir yere demek ki. Bu kendi de İstanbul'da geziyor kamyonu dedim. Peki ben, neden İstanbul'da gezsin kamyonu? Sinyal orada dedi. Hayır sinyal de neden gezsin, şimdi senin kocan evde güle oynaya gitmişken neden? Güle oynaya gitti vallahi. Ha, neden kamyonuna gitsin İstanbul'a? Yani oradan mı aldı? Bak bir şey söyleyeyim mi Seher, inan şu an her şeyden çok bunu merak ediyorum, kocanın nerede olduğunu merak ediyorum ve... Yani sağ salim bulmayı da çok canı yürekten istiyorum. Yani şuraya getirip biz de dua sen ediyoruz Allah'a. Vallahi ne yaptın demeyi sormak istiyorum yani. İftiralarım çok merak ediyorum. Ediyorum yani. Bu bir karakter herhalde, bir tip. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Hayatını seninle geçirmiş. Aa, sonra ve nasıl yani bu, niye bu adam 75 gün, 2,5 ay nasıl bu kadar izini saklayarak nerede dua ediyorsun çok merak ediyorum. Ama bir tarafım da diyor ki niye böyle bir şey yapsın? Çünkü bu kadar güle oynaya diye anlattığınız vallahi bir adam niye bunu yapsın? Vallahi öyle gitti ya, o gün daha bir neşeli. Şunu desen ki ya... Peki kaç yaşında adam yani kamyon almak istiyordu. Ben bu kadar parayı da şimdi ona yatırma. Bununla mı uğraşacaksın dedim. Bilmem ne dedim. Bize küstü gitti desen inanamayacağım. Yok canım küs yok. İnan ki küs yok. Ama ben şimdi desem, hem küs mü yani ya? Parayı ben zaten istedim bak verme. Onda o gün değil yani. Yani Hasan dedim bak parayı kaptırırsın seni kandırırlar. Dedim, bu kamyon onu arıyorsun, onu arıyorsun, bunu arıyorsun dedim. Yani dedim yok dedi, ben kimse kandıramaz. Benim param kimse alamaz. Ali Bey de aynısını söylüyor. Biz diyelim. Aynen.
Hasan Hüseyin Çelik'in şüpheli kaybında endişesizliğiyle dikkat çeken eş Seher Çelik'in hedefindeki isim yayınımızda gündeme geldi. Arabanın içerisinde birisiyle kavga ediyor. Küfürler yağdırıyor. Anne kız ikisi kime beraber yapıyor. Para istedin diyor kocamdan diyor. Pazartesi mi çarşamba günü diyor kocamı ortadan yok ettin. Seni diyor gidip savcılığa vereceğim diyor. Versin diye dedim. Siz de vardınız. Kimi dedin savcılığa şikayet edeceğim diye? Bana da söyle de bakayım adama diye. Eski patron. Patronlarıydı. Eski patron. Adı ya eski de Ali Bal. Yayınımızda bahsi geçen Hasan Hüseyin Çelik'in eski patronu Ali Bal ekibimize konuştu ve kaybolmadan bir hafta öncesine kadar yanında çalışan 50 yaşındaki adamla neden yollarının ayrıldığını anlattı. Burada şoförümüzdü bizim. 7-8 sene çalışmıştır. Kargo taşımacılığı yapıyoruz. Şehir içinde malzeme toplardı. Malzemesini getirir, indirirdi, çeker giderdi evine. İşten ne zaman ayrıldı? 7'sinde bizden ayrıldı gitti. Salı günüydü. Tekrar pazar günü beni aradı. Abi geleyim mi çalışmaya ne diyorsun dedi. Arabayı yaptırdın mı yaptırmadın mı? Dedim ki şu anda param yok Hasan abi. Dedim bir zaman dinlen de param olduğu zaman seni çağırırım dedim. Benim arabamla gidip geliyordu her gün evine mesela. Biraz külfetliydi. Yani biraz da işler zayıfıdı. Dedim hele bir zaman biraz dinlensin. Ali Bal'ın anlattığına göre Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolmasından bir hafta sonra Seher Çelik, eşinin çalışma arkadaşlarının numarasını istedi fakat hoş olmayan konuşmalarda beraberinde geldi. Bir hafta falan sonra da karısı aradı beni. Hasan dedi kayıp dedi sizin oraya falan geldi mi dedi. Dedim yok yenge. O gün bugündür gelmedi. İşte şoförlerin numarasını falan istedi. Arkadaşların numarasını istedi. Bu işin ucu hepinize dokunuyor. Bu adamın ölümünden başınıza gelen her şeyden siz sorumlusunuz. Ölümü çıkar, dirilimi çıkar biz nereden bilek abi? Verdim hepsinin numarasını. Pek muhatap olmak istemedim yani. Çok küfürlü konuştuğu için ben engelledim yani. Ondan sonra kızı aramaya başladı. Kızının telefonundan annesi bana saldırmaya başladı. Biliyorsunuz da söylemiyorsunuz bilen lan. Nereden bileyim ben? Kafaya dağılmışlar işte ya. Ondan mı araba aldı, bundan mı araba aldı? Hasan abi bilmiyorum da akıllı adamdı. Araba maraba almaz kardeş. Seher Çelik ve kızı Şerife Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolduktan sonra kendilerine bir komşuları dışında para gelmediğini söyledi. Hocam kaybolduğunda sana para geldi fazlasıyla. Binada bir komşumuza sürekli veriyordu. Adam dedi 21 milyar dedi aldı. Hasan abi arıyorum ulaşılmıyor dedi. O yani zaman size başka paralar da geldi mi böyle yok, yüzükler falan alabildiğinize göre? Yok, abiniz bağlanmasaydı bunu da öğrenmeyecektik. Ali Balsa 2 Aralık'ta Şerife'nin babası Hasan Hüseyin Çelik'in birkaç günlük çalışma ücretini istediğini söyledi. 2 gün 3 gün çalışmışlığı vardı. Parasını istediler. Nereden biliyorlar burada bir parası kaldığını? Bilmiyorum ki. Bizden istediler. Biz de yatırdık parasını. Yemeği isteyen anne kızın Hasan Hüseyin Çelik'e oğlundan gelen mektubun peşine ise düşmediğini de öne sürüyor Ali Bal. Mektuplar buraya gelirdi. Alıyordu Hasan abi. Haftada bir sefer mektup gelirdi buraya. Son mektup, şu an burada kalan mektup ne zaman geldi? Hasan abi kaybolduğu sıralar geldi mektup. Bu mektuptan haberleri var mı kızının? Var var. Gelip almadılar. Bilmiyorum. Geldiği gibi duruyor. Daha açılmamış. Bak mektubu burada. Peki Ali Bal, Hasan Hüseyin Çelik'in tefecilik yaptığına yönelik iddialar için ne söyleyecekti? Faizli parayı yiyormuş, bilmem neymiş. Ben onları duymadım. Hatta ben ev alırken param çıkışmadı. 15 milyar Hasan abi yardım etti. Şimdi 1 milyon benden ne faiz aldı ne de faiz ödedim. Seher Çelik, eşi Hasan Hüseyin Çelik'in dolandırılmış olabileceğini öne sürüyordu. Fakat Ali Bal'a göre bu da ihtimal dahilinde değildi. Hasan abi cin gibi adam ya. Hasan abi eğer dolandırılıysa ben kellemi korum ortaya. Hasan abinin kandırılma şansı, dolandırılma şansı sıfırın altında sıfır abi. Biraz saf dururdu ama çok uyanırdı. Eski patronun dikkat çektiği esas noktaysa Hasan Hüseyin Çelik'i son dönemlerde oldukça düşünceli gördüğüydü. Hasan abi kendi halinde bir adamdı yani. Sessiz, sakin. Bize belli etmiyordu ama yani bir derdi vardı abi. Sorunu vardı. Çok düşünürdü. Akşamları burada 8'de iş biter, 9'da iş biter mesela. Biz hani çıkardık evimize giderdik. Hasan abi burada otururdu, çay içerdi. Giderdi şöyle 500-600 metre ileride arabayı çekerdi. Arabanın içinde otururdu. Dalardı böyle sanki uzaklara gitmiş. Yoruyordu adam işi. Gitmek istemiyordu bu. Benim eşim gitmiyordu. Diyordu şu sigortamdan gel böyle idare etti. Bunu sonra biraz dedi param dedi tamam. Yani belki de işte size çok çalıştırıyor dediğiniz zaman da diyor ki biz evimize gidiyoruz. Bir yandan bir de bir şey söyleyeceğim. Yalan konuşuyor orada kamyon bozuldu diyor ya. Babamdan para istemiş. Bana kaç lira ver demiş. 50 milyar kredi çek. Bana kredi çek demiş. Para ver demiş. Ben kamyonumu yaptırayım. Babamla veremem demiş. Ha benim de kendime göre derdim var. Vermem. Ondan de, sonra bu babamla şey oldu. O hafta da Müge Hanım 3 gün çalışmışlığı vardı. Bekledi. Dedi ki bak Seher dedi. Yine dedi benim 1300 lira dedi. 1400 lira paramı dedi yatırmadı dedi. Ben dedi bak 3 gün dedi evde azlık götürüyordu. Yemek yemeğime yemek vermiyordu bu.
Vallahi dedi yatırmadı. Dedim ben isteyeyim dedim. Niye yatırmıyorsun? Sen 3 gün dedim hastaneye gittin çalıştın dedi. Dedi boş ver ya isteme dedi. Hep dedi benim hakkım buna gelsin dedi. Böyle kaldı sonra bu gidince ben de isterdim yani istemedim değil mi? Peki geriye dönüp kendisi de alabilirdi. Siz ne dersiniz? Ama hiç vermedi. Dön istemem dedi. O hakkım zehir olsun dedi. Oturdu eve. Morali de bozuldu oturdu. Dedi ki her zaman böyle yapıyor. Tamam peki geriye döndüğünde sana kızmayacak mı mesela? Sen niye ben alma dedim daha vallahi hiç de kızmaz bana. Kızmaz. İnan ki kızmaz. Gelsin yanında da söylerim. Hiç de bana kızmaz. Zaten bana kızmıyordu. Hiçbir şey demiyordu bana ya. Öyle bir şeyimiz yoktu diyorum ama inanılmıyor. Yani bizim evde bir sıkıntımız yoktu. Hayır şunu anlamıyorum. Bu adam gitmiş ya. Bu adam gittiği zaman da paraya ihtiyacı var ya. Ya ihtiyacından değil bu. Böyle yapınca dedim sen o adamı öyle çalıştırdın. 3 gün evde yemek götürüyor adam dedim ya. Adam bir para vermiyorsun. Yemek paran düzgün değil. Ondan düzenim. Bahsetmiyorum. Geriye döndüğünde demeyecek mi mesela benim burada alacağım vardı böyle... Benim işte mirasımla ilgili şu parayı almışsınız, o parayı oraya yapmışsınız falan diye. Yani hiçbir öyle bir çekinceniz yok mu bu adamdan? Yok benden ayırmaz, ben de ondan ayırmam paramı. Hiç kesinlikle bak. Gerçekten ayırmayız biz. Evimizin içinde bizim hiç saklı gizlimiz yoktur yani. Tazminatını aldı Ali Bey verdi 18 milyar. Getirdi bana verdi. Ha vallahi bir yüzük yine bana o zaman yaptı. Öbürünü yine bir şeyler yaptı, çeyrek meyrek yaptım. Yani ayırmazdı parasını bizde. Hiç ayırmazdı. Böyleydi yani. Ama Ankara Emniyeti ben yani hani kötü bir koca evden gittiğinde insan aman hani ama neşeli gitti de. Bir şey almış gibi hayır, gidiyordu. Hayır. Şimdi böyle bir kocayı işte. Kaybetmek daha da üzüntü verici olmalı. Ben üzülüyorum yani ben de çok üzgünüm. Ben üzgün değil miyim? Yani ben hele bu durumda da şimdi içimde yani bir sızı var. Korkuyorum acaba bilip tutuyor mu bırakmıyor. Aa, dün gece yine saat 2'de telefonu açıyor. Mesajlar tık 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 düşüyor. Ben verdim. İnan ki verdim ekibinize. Ama babam yapmıyor bunu. Niye yapmıyor? Bilmiyorum ama yapıyor. Çünkü bu kadar olay oldu, bu kadar kavga oldu. Babam mutlaka gelir. Hayır ya. Öyle bir şey yani olmadı. Babam bu telefonun benim... babanın elinde olmadığına ikna oldun mu? Oldum çünkü babam bunları gördükten sonra gelmeme şansı yok. Biri bir şey yaptı. Bakın ne yaptıysanız çıkarın yapmayın. Mutlaka biri bir şey yaptı bu adama. Yani yalan konuşuyor. Babam saf bir insan. Kim ne derse ona ya, gidiyor. Abi, kim ne derse ona inanıyor. İyi en azından benden çok hoşlanmadınız ama en azından bu program size babanızın başına bir şey gelebileceğini anlıyor. Biz Ankara Emniyeti'ne güvendik yani. Biz onlar geziyor dedi ya biz ona... Bak şimdi Müge Hanım ben sinyal bak, kimde olduğunu bilemem. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bak ben bunu cuma günü söyledim yine söylüyorum. Ha. Sabah da söyledim. Size bu sinyal bilgilerinin verilmesi hukuken de doğru bir şey değil. Ama fakat, biz de inandık. Tamam fakat yani bir kadın arıyorsa da hani ya benim kocam nerede diyorsa polis de bunu verir. Yani hani size güvenip... Verir. Anladın ya iyi niyet göstergesi olarak verir ama şunu söyleyebilirim. Eğer size hayatta dedilerse bu külliyen yanlış bak. Bir şey. Babanın sağ dedi hayatta çünkü dedi. Bunu geziyor. Hiçbir polis söyleyemez. Buradan geziyor da söylüyorum. Dedi. Söyleyebileceğim söylerim diyen polis de yalan söyler ya da yanlış söyler. Ben şimdi o telefon evet sinyali oralarda buralarda olabilir ama o telefon kimin elinde ne polis bilebilir ne bir şey. Çünkü bir güvenlik kamerası kaydı yok. Bir alınmış bir ifade yok. Adamın bir yere gittiğine dair bir uçak bileti, otobüs bileti, kamyon bileti yok. Bir bilet de yok. Ayrıca şöyle bir hikaye söylüyor Seher Hanım. Bu da bana göre hiç ben inanmadım. Senin kocan kamyoncuların orada dolaşıyor. Kamyonlarla ilgileniyor. Ayrıca da senden biraz çekiniyor. Ya almasına çekiniyor dedi. Demin, polis demedi. Ha dedi bunu, ki ben bilgiler gelip karşısına koruyor bir konuşayım. Bir konuşayım. Bunu sen biraz dedi önce... Dedi vallahi bak bunu ya. Bunu sen biraz önce polisle konuştuğumda polis bana söyledi diye ifade etti. Bak, bir geliyor. Polisin sana hatta, böyle bir senaryo içeren bir bilgi vermesi... Verdi. Üstelik senin söyleminle örtüşen bir bilgi vermesi... Verdi size doğru olmamış. Mümkün değil. Yani bilmiyorum. Şimdi ondan önce dediğim gibi cevap haklarını kullanamadıkları için ben konuşamıyorum. Yani yoksa söyleyebilseler söyleyeceğim. Ama sen de aradık ama sen de aradığın sırasında öksürüğünden tanıdığını söyledin kocanın. Ben tanıyorum yani. WhatsApp'ta nasıl öksürük sesi ama onun öksürüğü ya. İnan ki ben ağlamıyorum lan Umut'um. Akşam ya Ali Diken'le ilgili gelişmeler var aslında. Ali Diken cinayetle ilgili ama onu ben yarın sabah vermeyi düşünüyorum. Orada da biliyorsunuz bir baldız öldürüldü ya. Baldız'ın kız kardeşini de bulduk konuştuk. Şimdi oradaki baldız da diyor ki ben diyor yani öldürülen kızın ablası bizim katil zanlısında karısı. Bir diyor telefonu açtı da biri diyor uzaktan geliyordu sesi ben kardeşim sandım. O yüzden diyor ben hani kardeşim aileme söyledim. Kardeşim hayatta diye diyor. Bu da şimdi işte bilmiyorum ki herkes ayrı ayrı konuşuyor. Ali Bey de telefon attığımızda mı Ali Bey bir virgül koyacağım. Çünkü Hüseyin Coşkun'un yanında komşu Birgül Hanım var. Röportajdaki Birgül Hanım. Hüseyin günaydın.
Hüseyin, sana bırakayım bir Günaydın. Günaydın. Birgül Hanım hattam düştü. Hızlıca bir... Hızlıca Birgül Hanım'ı bağlayabilirsek. Öncesinde de ben şey soracağım Seher Hanım'a. Birgül Hanım'ı bağlayana dakika, kadar. Sorma, hayır. Seher Hanım. Hayır sorma. Birgül Hanım'ı bağlayın. Birgül Hanım ne diyecekse söylesin. Bir dakika. Hiç ondan bir kötülüğüm yok ya. Bana tamam, duymasına gerek yok. Sen sor. Müge Hanım. Efendim. Yayınınız için başarı diliyorum. Teşekkür ederim. Sizin o yayınınızda gerçekten hepinizi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkür var ederim. Var olmaya da devam edin. Hep beraber var olalım. İddianız vardı sizin. Birisi kayıp tarihiyle ilgili. Kayıp tarihiyle ilgili olandan başlayalım. Kayıp tarihinde Kasım'ın 8'inde elektriklere icra diye bir kağıt gelmişti. Adam başı 600 lira para toplanıyordu bu binada. Benim de aidatım vardı. Aidatımla olarak da sabah da bir baktım Seher'le Hüseyin abi dükkanıma geldiler. 8 Kasım değil mi? Evet 8 Kasım. Dükkanıma geldiler. Dükkanıma gelince ben hatta dedim ki Seher dedim 50 lira mı veriyordum ben? 50 lira veriyordum. 600 lira da benim komşum var binada. O verdi ona. Sizin Hasan Hüseyin Çelik'i son gördüğünüz gün o gün mü? Evet o günüydü. Ben hatta dedim nereye gidiyorsunuz? Dedi paraları verin dedi. Biz gidiyoruz hastaneye, dişçiye gidiyoruz. Hayır dişçiye gitmedi. Seher, Şerife, Hüseyin abi beraber gitmişler. Ama ayın 14'üydü. Hasan abi bilgileri alabilirsiniz tepe başında. Sen kim? Siz 8 olduğunu 10 Kasım'da doğum tarihiniz olduğu için söyledi. 10 Kasım benim doğum günüm. 10 Kasım'da benim doğum günüm. O gün Perşembe günü dedim ki bak Seher dedim. Benim doğum günümdür dedim. Hasan abi de vardı. Ayşe yengem de vardı. Ben dedim ki Seher dedim. Benim doğum günüm 10 Kasım dedim. 10 Kasım olduğu için kutlamıyorum. Cuma günüye de denk geliyor dedim. Atatürk ölüm yıldönümüne de denk geliyor dedim. Vay canım benim. Milletin yazısı olsun. Varken ben keyif çatamam dedim. Uzun yaşların olsun. O yüzden de o da güldü dedi ki Birgül dedi. O zaman dedi seni balıkçıya götürürüm Hasan abi dedi. 11'i için mi dedi? Onun da değil de 11'i. Yok onun da dedi. Hayır kızımın hani ikisininkini bir götürürüm dedi. Cuma günü seni balıkçıya götüreyim dedi. Evet, Sarı Beyler Köyü var bir tane bizim burada. Ama tarih demedi sana. Onu büyük dedi ama alan, tarih demedi adam. Büyük bir orman. Tarih var, tarih onundu, vallahi onuydu. Değil. Sen beni aradın, hatta dedin ki bir gün seni değil. Balıkçıya götürelim. Ben de dedim, Seher akşam orada kuş uçmaz, kevran geçmez. Orada ben nasıl gideriz? Yani siz Hasan Hüseyin Çelik'in hangi tarihte kaybolduğunu iddia ediyorsunuz? Ben Cuma günü kayboldu. Cuma günü aradı. 10 Kasım ya. Telefon kayıtlarıma bakabilirsiniz. Ay. Telefon kayıtta aradı. Birgül dedi binaya söyleme, kimseye söyleme. Hasan abin yok. Bir binaya da söyleme. Herkesin haberi var. O gelir dedi. O Hayır dedin sen dedi hayır yalan söyleme bacım. Hayır öyle sen şey. Sen dedin ki o Hasan gelir abi dedim kamyon almış dedim söyleme özellikle demedim binada, ya. Binada söyleyen olursa dedim ben dedi bilmiyorum dedi ya. Ben de dedim Seher dedim kız bugün cuma o adam gitti belki bir şey oldu başı başına geldi. Yok dedi o çakal gelir dedim. Ben çakalaşıyor mu? Seher öyle dedi. Diyorsa öyledir. Yani siz öyle diyorsunuz ki öyledir. Yani siz diyorsunuz ki bizim bugüne kadar bildiğimiz 15 Kasım çarşamba günüydü. Şimdi ona baktım ama siz diyorsunuz ki 10 Kasım cuma günü kayboldu bu adam diyorsunuz öyle mi? Bak 12'sinde Görümcem'in evindeydik misafirlikte. Evet efendim benim bak, Görümcem'e bağladım. Ben Görümcem'e de bağladım. Ben her şeye yanılabilirim. Kamera görüntüleri burada binalarda var. Şu binada var, şu binada var, şu bina ama yan hayır. Binamda var. Yani siz doğum anladım. Yani siz doğum gününüzde doğum gününüz günü konuştuğunuzda yok dedi size Seher Hanım öyle mi? Yok ya bana demedi enişte. Görmedim. Cuma günü görmedim. Hasan abi cuma günü görmedim. 8'inde sizin doğum gününüzle ilgili bir plan konuşuldu. Evet. Daha sonra hiç görmediniz görmedim. Mi? Görmedim. Tamam görmediniz ama doğum gününüzde konuştuğunuzda Seher Hanım gitti şöyle dedi mi? Şöyle dediler. Dedi ki kızımkine birleştir. Benimkine de aramını aramın 8'inde. Size cuma günü yani eşim kayıp dedi mi?
Dedi dedi beni aradı dedi. Aa, enişten gelmedi dedi. Bir bak. Araba ha, alacağım diye çıktı. Ben 15'te karakola gittim ya. Da kayıtlara bakabilirsiniz efendim. Baksınlar. Benimle o bu numaradaki telefonumla konuştuk. Görümceme bir bağlanır mısın Gülhan Satya? Sorsun arkadaşlara. Görümce evinde misafirlikte. Benim dökümü dökerseniz. Bir dakika ablacığım hangi görümce? Satı topuz. 12'sinde babamla annem oraya gidiyorlar oturmaya. Yemek yeme gittik. Yalan konuşuyor. Yemek yedik oturduk akşamladık. Hatta onlar da ışıkları karartmış. Televizyon izliyorlar odada. Benim eşim orada uyukladı yemeği yiyince. Ha, dedim kalk dedim sen uyumadın bir dakika seni kaldıramayız. Görümce de dedi ki eleme uyusun. Kaldırdım ondan sonra geri elini yüzünü ne topladım. Vardı televizyonda? Televizyon izliyordular görümcemin orada. Televizyon izliyor ben onun kızı. Hayır, hayır, ne vardı televizyonda? Valla hani bilmiyorum bir şeyler izliyordular ama. Hani YouTube'da benim film açıyorlar ya. Yemeği çok yedi uyukladı eve de geldi hatta görümcem. Yani, şekeri var adamın uyuklardı yani. Makarna türü neyin yapmıştı. Dedi ki şekerim çıktı dedi. Şekerini ölçtüm biraz yüksekti. Bir limon sıktım işte oturduk. Yani bu böyle inan ki böyle. E niye o zaman öyle söylüyor Birgül Hanım? Bak benim görümceme bağlanın sorun. Bir ayın 12'de kızında hayır, da. Hayır sen bir güne sonra hatırlat işte belki yanlış hatırlıyor. Ama yanlış hatırlayabilir. Pardon ya hayatım söyle işte. Şöyle bir şey de var babam neden Birgül yani yemeğe götürsün böyle bir mantık. Yok şakalaştı Birgül şakalaştı götüreceğim dedi. Dedi gelsin hayır dedi ki Birgül dedi balıkçıyı tanıyor dedi ikisini götüreceğim. Tek tek konuşun. Dedi götüreceğim bu yoktu. Efendim. Müge Anlı. Efendim. Müge Anlı. Efendim. Efendim ben sana bir şey söyleyeyim. O kadın hep boş mermiyle bu mahalleyi korkutmuş. Sizi de mi tehdit etti? Onu bir anlatabilir misiniz? Tam açıklayamadınız hafta sonu. Boş mermiyle konuşmuş. Bu bina hep ondan korkuyor. Bu bina hep ondan korkuyor. Senden ya kaçırıyorlar senden. Bir susturun onu. Hafta sonu sizin hakkınızda ne demiş? Evet ben biliyorum ne vallahi demiş. Vallahi hiçbir şey dememiş. Söyleyin ne demiş? Bastırıyor laflarını. Buyurun konuş. Sus bir sus. Müge Anlı ben sana adaletine de güveniyorum. Hasan gelirse senin bu yüzüne tükürürse ne yapacağım? Boş mermiyle korkutmuş ne demek? O adamın ekmeğini yediğim için. Hiç de gelmedin yemedi. O adamın insanlığı için yalan çıkıyorum. O adam çıksın benim yüzüme sen tükür. Çıkar işte. İnşallah ben kendi çıkar, çıkar kendi tükürür. Adamı çıkar diye biz savaş veriyoruz. Biz de buradayız burada herhalde onun için. Burada senin malının mülkünün savaşın değil. Burada adalet savaşı, burada mal mülk savaşını yapmıyorum. Burada bir insanın canı, hayatı, mal konusundan söz ediyorum. Müge bir kere mantıklı. Perşembe günü benim dükkanıma geldin. Yani orada para aldın. Ne Hasan para abinin mı? Eline verdin. Ya, 600 lirayı. Doğru. Hasan abi cüzdanını çıkardı. İçi dolu paraydı. Binanın parası. Sen dedin ya. Hasan dedi kaçarsan ne yapar? Bak ben hepsini detayla... Kim Hasan sen kaçarsa ne yapar? Sen o zaman deseydin ki, cuma günü bana arayıp da bir gün enişten... Hasan kaçarsa hayır, kim dedi? Para evdeydi ya, Hasan evdeydi kaçarsa ya. Kim dedi? Annen, seher dedi, Hasan kaçarsa, Hasan abi de kaçarsam ne yapasın? Benim para sana helal hoş olsun dedim. O zaman şakalaştın. Espri geçtiniz evet. Yani. Seher'e dedim, yeter ki Seher'den kurtul dedim ha. Açık beni. Niye Seher'den kurtul dediniz? Neydi şimdi siz diyorsunuz ya hafta sonu ben onun neden hakkında röportaj neden verdim. Şey kendimce doğruları konuştuğum için. Ben kayınbabama tarif gelmedi mi? Müge Hanım, efendim. Sizin yayınızdayken, beni aradı. Bir gün Kürtçe söyledi, ablam da şahit. Benim bir tane ablam da yanımdaydı. Birgül dedi sakın sakına benim avukatın yanında çalıştığımı hayır, emekli olduğunu. Benim avukatımın numarası Hüseyin Bey'di. Dedi bizim emsiyemiz denkelenmesin. Dinlemiyorum Ram Bey'in dediği gibi bir dakika dinle bir daha söyle duyamıyorum ki. Benimle bak benim lafımla. Ne dedi? Benim lafımla kanaat etme. Bir dakika. Bak bunda Hüseyin. Hüseyin Bey konuşuyor. Bir dakika Hüseyin ne dediğini duyamıyorum ama biz dinleyemiyoruz. Bir dinleyelim sen de cevabını ver. Ne demiş bir duyamadık. Avukatla ilgili anlamadım. Ne demiş Müge avukat? Müge Hanım biz de orayı duyamıyoruz. Buradan da ora duyulmuyor. Üst üste konuşuyorlar. Evet, Türkçe konuştu. Dedi ki Birgül dedi. Türkçe konuşmadım abi. Sakın ha dedi benim çalıştığımı, benim emekli olduğumu söyleme dedi. Avukatın yanında çalıştığımı da söyleme dedi. Söyleme dedi. Ben Hüseyin Bey'e açık. Telefon var. Görüntüleri, telefon dökümü var. Bunu söyleyeceğim. Hafta sonu buraya döndükten sonra. Ya Hüseyin bir dakika. Niye avukatın yanında çalıştığını söylemeyeyim? Ne alaka? Ya benim avukatım dedi ki ya biz oralarda lekele. Ben avukatımın tamam. Numarasını Hüseyin'e verdim. Görüşecek ama dedi cumartesi bana yayında da. Değil öyle görüşün. Senin sigortan olduğunu, senin her şeyin evimize geldiğini dedi. Yıllardır yanıyor. Ben yanına... görüşürüm bak, ama kasa, dedi. Bak kasa Basri var. Orada iş yerinin yakınında.
Yeme malzemesini hep etimin elinden alırım. Hatta o da dedi bana hayır, bağlanın. Bir dakika ne olur bu kadar şey anlamıyorum lafı. Senin bir yerde çalışıyor olmanın ne gibi bir sakıncası var? Şimdi bu sene zaten çalışmıyorum. Bir gün gitsem iki gün gitmiyorum yani hastayım. Evlerine de çok gitmiyorum. Hı. Yani ama sigortan yatıyor mu? Şu an var bir şeylerim evet. Hüseyin Bey biliyor bilgilerimi. Yani sen aslında çalışmıyorsun ama sigortan yatıyor. Sigortam şu an yok. Yoksa. Tamam yani bunu söyle. Var yani canım. Var önceki sigortalarım. Bakın işte. Emekli olmadın mı sen? Oldum. Hı. Yani sigortam var. Ben Hüseyin abiye verdim. Avukatımın bilgisini verdim. Avukatımla görüştüm. Hayır avukatlı ben anlamadım ki Hüseyin. Ama dedi biz yayında dedi böyle. Ha. Avukatın adını öğrenmek istemiyor ki. Ben böyle bir şey sormadım söyleme zaten. Söyleme ya ismini adam yayınlamıyor. Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Kendisi. Müge Hanım kendisi bize bir avukatın yanında çalıştığını ve sigortasız olarak çalıştığını söyledi. Tamam. Ve bunun da şu şimdi madem bir karmaşa yaşanıyor sigortasız olarak çalıştığını söyledi. Avukatın da bu yüzden görüşmek, konuşmak istemediğini söyledi. Öyle yani mi? Burada da sigortasız çalıştığını söyleme demiş avukat da. Yani avukatın yani yanında sigortasız çalışmış. Tamam. İyi ki de söylemediniz zaten sorduğumuz evet, yoktu ki yani. Ya. Tamam. Hmm. Tamam. Emekli oldu. Tamam zaten emekli olmuşsun arada gidip yardım edeceğiz. Çalışıp nasıl emekli oluyorsun? Ben sigortam yok ya. Önceden çalışmış. Önceden ya şimdi çalışmış. Ben evimin hayatını onu ilgilendirmez ki. Var yok yani. Tamam da biz zaten böyle bir şey sormadık ki. Yani, hanımefendiye niye bunu söylemeye ihtiyacı? Ben bilmiyorum ona ben öyle bir şey demedim. Şey yalan ya ondan alakası yok ya. Tamam sonra hafta sonu ne olmuş Hüseyin'cim onu anlat. Anlatmak istediğin he. Yani yalan. Bir gün hanıma ne olmuş he? Efendim cumartesi günü buraya geldi. Hafta sonu buraya geldi. Hafta sonu kapımın önünde geldi dükkana dedi iki kişiyi mayına patlatacağım. Hüseyin Bey kamera kayıtlarına. Ben bakkalcıyı söyledim ama ben dedim Seher bak ben buradayım. İkinciyi söylemedi efendim. Ya ikinciyi söylemiyor sizi mi kastediyor? Benim. İkinciyi söylemedi. Kamera kayıtlarına bin adam. Ancak patlatabilirsin. Tamam sus. Bacım patlatabilirsin. Aa. Sıkıntı yok. Boş mermim beni delmez. Boş mermimle oynanmam. Doluysan beni de patlat. Sıkıntı yok. Bak. Sizi gece 3'te dışarı çıkarmaya çalıştı. Siz onu da mı tehdit olarak algılıyorsunuz? Usta Müge Hanım sen 9'da beni aradın. Bacakların fotoğrafını yaptı. Tamam bir daha bakabilirsin. Mesajları var Müge Hanım. Tamam. Müge Hanım mesajları var. O boş mermine bakmayın. Aa. O herkesi bastırır bizi bastıramaz. Aa. Senin gibi bir Müge Hanım'ı benim gibi bir virgülü bastıramaz. Haklıydım da haksızsam da ben buraya çıktım. Biz dürüstlükten seni tanıyor, çıktım. Tanıyor, seni tanıyor. Ben kendimi hiç kapalı gizli yapmadım. Benim kocam 10 milyon takipçim var. 430 hanem mahallem var. Seher yanımda konuşsaydın. Deseydin bir gün. Ben ne zaman yalan söyledim. Aa. Ben ne zaman böyle bak, yaptım. Beni dokutturdu ben beni çağırdı. Sen dedin ben ya hastayım hastanede yatıyorum dedin. Yalancı, senle kızın evi yıkamaya verdiniz, temizlikçi aradınız. O gün, o haftanın içinde ayın 12'sinde, 13 haftasında evi komple yıkamacıya vermediniz mi? Benim evim daha ben 3 ayda temizlik yapmamış. Sen koridorları yıkamadın mı? Koridor benim merdivenin altını kızınla beraber yıkamadı. Anne çamaşır suyuna yıkadı camları mamları. Biz bir dakika neresi? Bir dakika neresi yıkandı? Bir saniye. Bir saniye neresi? Evi yıkamaya verdiniz ya. Evi yıkamaya. Ya sen beni tehdit bir saniye, etmezsin. Bir saniye, bir saniye. Neresi yıkanmış? Bu merdivenimizin altında burası. Bakın gelin göster. Koridor yani. Gösterin bakalım. Her gün siliyorum. Her gün orayı siliyorum. Bak. Bakın bakın şuraları. Üç daireli yıkadılar. Bakın şu ara onun camından çıkıyor. Orayı her gün siliyorum. Her gün silerim. Vallahi. Kamerası var. Ses var. Görüntüsü varsa. Ha var. Bak buradan. Bak şurayı hep yıkadılar. Bak burayı komple yıkadılar. Var. Oradan ben orayı komple yıkadılar. Yıkadılar. Anne dedi temizlik yapıyor. Kızım. Temizlik derdinde bunlar iş derdinde. Madem tamam. Tamam. Müge Hanım. Müge Hanım ben bir şey daha itiraf edeyim. Tamam Seher doğru söylüyor. Her şey Seher haklı. Herkesi korkutuyor, herkesi şey diyor, tamam doğru söylüyor. Bomba mı? Ben de doğru söylüyor, ben de suçlu bir kadınım, ben de mahkum bir kadınım, ben de talep edici bir kadınım. Öyle doğru söylüyorsun o hepsi. Ben ona dedim ki, cumartesi pazardı. Ben dedim Seher gel karakola gidelim bacım. Enişte yok, üç gün oldu dedim. Hayır yalan, o tane dedim, gel gidelim karakola, ben de şahit olayım. Yalana bak. Tamam sus be.
Ben dedim, ben de diyeyim ki ha doğru söylüyor. Enişte o gündür, bugündür yok. Dedi yok, sen bir gün dedi. Yok, o çakal gelir dedi. Ay o sonra da. Siz bir de helva yapmışsınız. Ne zaman helva yaptınız? Kandil günü yaptıydık. Evet, bu geçen kandil. Ondan evet, önce Mevlüt yaptı, canlı gitti. Yayın yaptı. Evet. Nasıl canlı yaptı? Adamın helvasını mı kavurdunuz? Yok, ben yaptım onu. Çok soğukkanlı. Yazık ya, yazık ya. Canlı yayına koydum seni, yazık ya. Bol kese, bol eser yapma. Ne konuşuldu? O helva yapılırken ne konuşuldu? Siz bir espri yaptınız. İşte ben bir defa daha yaptıydık ondan. Tamam, fındık kısa koyalım, bizim ölülerimiz şenlensin dedik. Amin, amin diye bağırıyordu. Eğer helva yapıyordu, konuşuyorduk. Bizim Allah inancımız Allah inancı var. Benim eşim yine gelir yani. Benim için Allah'tan şükür. Ya Allah aşkına, analı kızlı, iki cadanoz. Beni var ya, beni sinirlenme. Hasan abinin gittiği gün... Ayın 8'iydi. Zaun'un da yoktu. Müge abla. İstersen şey tamamsın. Şöyle yanlış hatırlayabilir misin? Bir saniye. Müge abla. Bozuyor. Kameraları niye bu bozuyor? Nasıl yani? Kamera niye bozuyor? Kamera kayıtları Seher Hanım'da. Seher Hanım'da. Hepsi onun elinde. Hayır, yardımcımda da anahtar var. Hayati abimde de anahtar. Vallahi ben kamerayı açamıyorum. Ne zaman da? Tamam Hayati abiye seslen. Kameraların görüntülerini çıkarın. Bana demedi mi? 10 günde bir sürülüyor. İstedi kameranın yanına alırsın. Hayır, ben silah bilgisayar... Alıyor, alıyor, gidiyor. Bir dakika, hangi gün... Sen dedin ya... Hangi? Dedin ya, kendini siliyor 13 günde bir siliniyor. İstediği kadar onlar arasın. Bir saniye. Ne dedi, ne demiş, ne demiş? Bir dakika dedi. Kameralar 10 günde bir siliyorum dedi. İstediği kadar arasınlar dedi. Kameraları 10 günde bir siliyor. Demedim bana tek deseydin ben dedim o ağlar gitti. Şimdi ağlar. Ya Ayşe teyze. İşte. Sen Ayşe ablayla konuşuyordun. Senin kameralar bozuk mu? 10 günde bir siliniyor mu? Cesur insanları davet ben de yalnız bütün bu karmaşa içinde bir şeyler Seher yapmaya Hanım. Çalışıyorum ya. Buyurun Hüseyin Bey. Seher Hanım biz komşularınıza çağrı yaptık zaten. Evet. Tamam. Biz komşularınıza çağrı yaptık zaten. Sizinle ilgili konuşmak isteyenler için buradayız zaten. Hadi. Varsa buyursunlar, gelsinler. Ayşe kapı kapıda geziyoruz ama bizi diyor. Karıştırmayın. Ekrana tamam çıkmak da. İstemiyoruz diyorlar. Buyurun gelsinler. Bak Selma Hanım var. Akşam gitmişiz diye şu teyzenin evine. Ama senden korktuklarını söylüyorlar. Hayır, ama İftira atarlar bize de diyorlar. Hayır ya. Hepsini. Annenden. Hayır kesinlikle. Yayına yüzümüz çıkmasın. Tamam bir dakika şimdi bu kamera kayıtları. Akşam görüşmüş mü bozulmuş mu? Tamam ben tamam Seher çok iyi. Seher çok iyi. Seher bacı kimi sevmiştik. Sevmiyorum, gerçekten ben de pişmanım. Sen kendin çok kamera kayıtları silinmiş mi? Hayır. Silinmiş diyordu bana. Hayır, şimdi buradan Hayati Bey'e de seslenelim. Hayati Bey bir kameralara bakabilir miyiz? Kayıtlar anahtar var mı? Anahtar var anahtar. Ha, bakın işte bak onda kar alırız. Anahtar tamam. Yani bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Görümcesi ayın 12'sinde yemeğe geldiler demiş. Bir saniye. Görümceme saati topuz. Allah için bağlanın. Söylüyorum ama. Ama söylüyorum ama. Satı Hanım demiş ki ayın 12'sinde bize yemeğe geldiler. Siz de demiştiniz ki ben 2 gün sonra arabasını sokakta gördüm. Demek ki aslında siz arabayı sokakta gördüğünüz zaman bu adam zaten kaybolmamış da olabilir. Siz tarihi yanlış mı hatırlıyorsunuz? Siz kayıp tarihini, siz kayıp tarihini 8 olarak söylüyorsunuz. Sonra da 2 gün sonra arabasını gördüm diyorsunuz. Buradaydım zaten. Tamam işte sizin kayıp tarihiniz eğer doğru değilse 2 gün sonra arabayı görmüş olduğunuzda da o kişi kayıp olmayabilir. Evet o yok, o kişi zaten yoktu. Tepe arabası vardı. Ben dedim Hasan abi yok, arabayı gördüğüme de çok üzüldü. Dedim anahtarı Hasan abi almış gitmiş dedi. Tamam mı? İşin içinde başka bir şeyler var. O araba Hasan abi olmadığında 11. aya kadar buradaydı. Yok. Ben görümcemin evindeydim, yemek yiyordum. Bunu başka söyleyen de yok ya. Başka bir araba olabilir. İşte ben de diyorum ki bak kameraya bakın. Belki ben de yanılmış olabilirim. Ben de illa Seher bunu yaptı demiyorum. Ben de adaletli davranıyorum ama Seher orada yalan çok konuştuğu için. Ben yalanlarını bastırıyorum. Bu yüzden mi şüpheleniyorsunuz siz? Evet çok yalan konuştuğu için ben söylüyorum. Yalan sen. Ne yalan gördün? Yalan söylemese gördünüz ama mesajı da ben de yalan söylüyorsun. Bir şey sorabilir miyim? Madem hani sen hep kızının yanında yaşıyorsun ya zaten. Mesela oraları niye böyle çamaşır sularıyla sildiniz dediği doğruysa? Ya o antreyi her gün siliyorum. Toz dökülüyor. Her gün siliyor oraları. Ama sen yaşamıyorsun ki sen kızınla yaşıyorsun ya. Ama evine bakmaya geliyor canım. Evimde de duruyorum ya bir hafta.
Trabzon'dayız, bir hafta onda yola da oraya da gidiyorum, oraya yakınız yani, o kadar uzak değil. Burayı her gün silerim. Yıkamadan sonra suyu dökmüyorum, her gün orayı sileriz. Biz camdan çıkarız, gireriz. Şimdi bu arada arabayla ilgili bir araba yanığından bahsetmiştiniz ya. O kadar da çok mesaj geliyor ki arka arka, o mesajları da okumaya şey yapamıyorum. Onu da söyleyeyim size. Hemen bizi aramışlar, evet. Yanan yerin yanında bir emlakçı dükkanı var. O emlakçı bilgi verdi, teşekkür ediyorum. Yangın çıkan dükkan benim yan komşum oluyor. İçeride kaçak boya yapıyorlarmış. İçeride bir Kartal model araba varmış, o tamamen yandı. Bir tane de Renault Clio araba varmış. O araba zarar görmüş, sizin konunuzu takip ediyoruz. İçeride Fiat Fiorino model bir araba yoktu diye mesaj göndermiş. Onu da size söyleyeyim. Yani bu teyitledik biz de. Amcanıza ait olan araç ya da eşinize bizim ait olan yok, araç değil. 15'inde ev bak. 14'ünde tepe başında beni dişe götür. Bu diyor yok diyor, seni Pursaklara götür. Tepe başını kamera kayıtları alınsın bak. İftira çok kötü bir şey. Rica ediyorum sizden, tepe başının kamera kayıtı ayarsın, hatta arabada olsun. Kaybolduğun gün mü seni diş randevuna götürmüştü? Aynı 14'ünde götürdü, şunları çekti. Enabızdan da bakabiliriz hatta. Kayıtları duruyor. Evet, ona bakalım. Ha, bakalım. Şunu çektirdi, bunu... Yani ayın 14'ünde dişçiye gittiniz, 15'inde kayboldu. Vallahi beni götürdü, hatta hastanenin içini dolaşmış. Demiş ki annenin dişlerinin fiyatını öğreniyor. Yani Birgül Hanım, yani siz de şimdi sizin çocuğunuzu uyuşturucu satıcısı falan dediler. Ondan mı öyle söylüyorsunuz, yoksa emin olduğunuz şeyler mi söylüyorsunuz? Yok, emin değil de haber biliyorsunuz. Neyi anlamadım. Ya siz emin olduğunuz için mi bu iddialarda bulunuyorsunuz, yoksa o size başka iddialarda bulunduğu için? Hayır Müge Hanım, eminim. O günün o tarihine bakın. Benim telefon döküm o günü tarihinde, seyri çok konuşturmayın Allah'ınızı seviyorsanız. O günün tarihine bakın. Benimle konuştuğu tarihe bakın. Ses kayıtları çıkar. Benim telefon benim adıma kayıtlı. Ben de Allah'tan için cevap veriyorum ki mutlaka görüntüsü çıkar. Çıksın. Mutlaka ya peki bir şey sorabilir miyim? Pardon bak, kayıt dedin, iyi dedin. Şimdi telefon, eşinin telefonu Seher Hanım'ın üzerine ya. Evet. Tamam, biz Seher Hanım'ın... Arkadaşlar bir bakın bana. Huhu. Huhu, sana söyleyeyim. Size söyleyeyim, kime söyleyeyim? Bu telefon birine aitse biz telefon dökümünü çıkartamıyor muyuz? Ya ha? Konuşuyor, arıyor, soruyor. Hasan nerede, eniştem nerede? Hayır, konuşuyor hayır. Ama... Senin eşinin ya. Eşimin Hasan... üstüne benim hattım. Evet. Yok, yok. Onunki onun üstüne. Hayır. Hatta eşimin üstüne. İki tane telefon var. Evde çekmediği için iptal etmedik. Hayır, hayır. Şu an... Hani sinyal gelen telefon kimin üzerine kayıtlı? O eşimin üstüne. Ha, o eşinin üzerine, evet, kayıtlı. Eşimin üstüne. Diğeri nerede? Onu kullanıyorum. O eşinin değil yani. Yok, eşi benim üstüme ya. Hani babamın kullandığı telefon kimin üstüne? Eşimin kullandığı şimdi. Heh. O benim üstüme, eşimin numarası. Tamam, şu an yani kullanılan sinyal gelen telefon senin üzerine değil mi? Ha, evet. Evet. Tamam, biz öğrenemez miyiz? Nasıl? Tamam. Tamam. Müge Hanım, hayır, bir de şu madem an... matonun üzerine gidin şimdi şeye, çıkartın kartı, yenileyin. O zaman bilgiler mi sıfır? Niye ben kartımı kaybettim dediğimde şey mi oldu? Kartımı kaybettim diyecek. Tamam, yani o zaman başvuracağız biz operatör, operatörden bilgi mi bekleyeceğiz? Evet. Yani. Tamam. Yani o zaman zaten en son bu adam başka biriyle konuşuyor mu? Çıkar oradan işte. Emniyet diyor ki internet üzerinde konuşuyor diyor. Niye internet? Senin kocan bir internet şeyin var. İşte şey dedi bize. Merakın var, internet merakın İnternete var. İnternete bağlı konuşuyor. Çok sevmez de hani takılır kendine video falan izler. Hayır hayır, yani niye internet üzerinden konuşsun? Dedi, normal telefonu. Şey dedi bize. Normal hat üzerinden konuşmuyor dedi, internet üzerinden konuşuyor dedi. Hı? Uyanık davranılıyor dedi. O yüzden biz bulamıyoruz dedi. Müge Hanım bak, hayır, diyorum Cemil evin değil mi onun için? Niye böyle uyanıklık yapıyor? Babam bu kadar uyanık değil işte. Değil tamam işte, ben de onu soruyorum. Her bir adamın yani öyle uyanıklık da değil. Yani kurbanım, öyle bir şey de yok. Kaç yaşındaydı bu adamcağız? 53-54 yaşında. Tamam yani bu böyle interneti kullanayım, beni takip etmesine. Kullanıyor, interneti kullanıyor. Güzel kullanıyor da hani video falan. İnternet biz de kullanıyoruz. İster istemez aklıma gelmez hani internetten arayayım oradan. Şimdi şu da var. Benim ev alt kat olduğu için, çok alt, dedi çekmiyor dedi, hattım internete bağlı dedi, bak çekiyor dedi. O biz onu, dedi. Onu ben soracaktım, evet. Yani gerçi onu yarın soralım. Bunu yarın soralım, şimdi 3 dakika kala bunu sormayalım da. Yani bu kadar baban böyle telefonla haşır neşir, bak haşır neşir insanlar var.
Yani o öyle biri mi? Değil, çoğu şeyi ben yapıyordum ona. O zaman yani şu mu, 75 gündür bu adam polis de onu bulmasın diye telefonla bile konuşmayan, interneti kullanan sadece bir adamı mı biz arıyoruz? Yani aynen öyle. Heh, tamam, şimdi bak oturup şunu düşünmek lazım. Niye bu adam böyle bir şey yapsın? Yani birini mi öldürdü kaçıyor? Ya. Hayır bak şimdi ancak birini öldürüp falan kaçması lazım amcam polisten. Amcam öldüğü bir adam değil. Yani niye polisten kaçıyor bu adam? Poliste kaçmaz, onun bir şeysi yok, mahkemesi ama polisten yok. Kaçmasa bu interneti kullanmaz. Şimdi yakalaması de var değil mi? Polisten var aşırı korkar yani, böyle bir durumda hemen gelir. Öyle kaçmaz. Bir şeysi yok. Müge Hanım bir de şunu sade sana, bir 5 dakika sade edersen. Şimdi var ya ben sim kartını kimin takip ettiğin ismini bilemem, doğru mu, bilir miyim? Yani sinyali takip eden memurun ismini ben bilir miyim? Ben de bilmem, niye bilelim ki ben zaten? Bilmem ama ben biliyorum ismini şu an, araştırın da. Alper. Şimdi dedi ki... Ahmet değil miydi, Alper Ahmet mi Ahmet var, yok. Konser. Şimdi o telefona ben onu aradım, Ahmet abi dedim. Vallahi dedim yine telefonu açacak, çalıyor, açmıyor dedim. Sevim, ben sana zaten bu konuda yalan söylüyorsun demiyorum. Sadece buradan şunu söylüyorum tüm emniyet mensuplarına. İşte bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler geri dönüp... Burada ben de ona umutlanıyorum gelecek diye yani. Tepme var. Yani belki şunu diyor ki ben tabii bilmiyorum... Ama bununla ilgili açıklama belki bir müdürlerinden, amirlerinden gelebilir. O yüzden söylüyorum çünkü birilerinden düşünmüyorlar. Siz bu adam yaşıyor dediniz bizi mi? Bizi umutlandırdılar ya, yaşıyor dedinizse, ama umutluyduk. Yani aslında o bilgiyi bize de verin. O gelecek bak o beni böyle yaptı. Ona neler yaparım, kızıyor. Yalnız bak Seher Hanım ben sana şunu söyleyeyim. Heh. Ben de bazen mesela polislere bazen kızdığım zamanlar olmuştur şey içinde. Mesela yaşıyor diyor, ben nerede yaşıyor falan diyorum. Gerçekten buluyor adamlar. Şimdi onların da bir tecrübesi var. Yani bunu da inkar etmemek lazım. Bak bu lafı da ben yine emniyetten öğrendim ve doğru şimdi. Her kayıp da ölü değil gerçekten. Yani her kaybolan kişi de öldürülmüş, ölmüş demek değil. Polis abi de öyle dedi. Ben dedi işte 50-55 yaşındayım. Ben dedi senin yaşın kadar bu meslekteyim dedi. Ben de bir bildiğim var ki dedi böyle konuşuyorum. Bu adam dedi. Yaşıyor dedi. Ben de diyorum ki ekrana fotoğrafını verelim. Bu adam yaşıyorsa... Tamam ben yani emniyet mensupları yaşıyor diyorsa yaşasın zaten. Biz de yaşasın Allah istiyoruz. Ben gerçekten bu adamı şuradan gelip... Abi sen neye kaçtın demeyi istiyorum. İşte gelirse de keşke dese de böyle otursun. Ama aklım böyle demiyor. Kalbim gelsin diyor. Aklım da diyor ki gelecek diyor. Bu yaşananlar bana mantıklı gelmiyor. Vallahi benim bu kadar gözden çıkarılması da mantıklı gelmiyor sizin tarafınızdan. Yok gözden çıkartmadık, umutla bekledik. Neşeli de bekliyor. Neyi bekleyeceğim Seher? Çiğre diyor bu kamyonu Seher, aldı neyi bekleyeceğim? Diyor. Bir adam 3 aydır ortada yok. Kimin ama yanına gitti diye bir kadın yani olarak. Ama ama kızım da yanımda. Ya bir kadın olarak şu kadarcık kızmadın mı kocana? Ya tamam kızar, öyle bir şey yapmaz da. Ayağın ayak çoraplarını giymeyen adamı. 30 sene giydirdin. Eşim, tamam 30 sene giydirdin. Geçiyor. Şimdi kim 3 aydır çorabını vallahi giydiriyor? Vallahi ben de bilmiyorum. Bak hatta şu hırkasını. Onu verme dedi, o kirli siyah verdi, siyah dedim, ıslak dedim, o hırkayı verdim. Dedi ya bu kirlenmesin dedi, öbürünü ver dedi. Alttan bunu, bu kiri çok çabuk alıyor dedi. Bunu verdim giydik. E tamam. Ben verdim üstünü tamam. Başını ben giydirdim kuşandırdım. Tamam şimdi kim giydiriyor çorabını? Kahvaltımızı da hazırladı. Hayır yedik, şimdi içtik. Kim giydiriyor vallahi çorabını? Vallahi ben de bilmiyorum. Yani hayır sen düşünmez ama misin? Telefonu sürekli meşgula alıyor. Ben dedim bu bizden bir şey kaçıyor da dedim gelir nasıl olsun. E tamam belki de işte yanında başka bir kadın var seninle konuşmak istemiyor mu? Hiç aklına gelmiyor mu? Ama söylerdi şimdiye kadar. En azından karar çalınmasın bize yani. Ben hayır hayır yani hiç düşünmedin mi bunca zaman bir kadın yani olarak? Yani öyle huyunu ben hiç görmedim yani asla bilmiyorum. Yani öyle bir şey seni ben ne denk geldim ne de karı kız ayağı yok. Bir şey sorabilir miyim yani karı kız ayağı? Tövbe, ama yoktu ya. Yani bu ayağı yok demek. Hayır nasıl bir şey yani hani nasıl insanlarla ilgili bu kadar böyle emin olabiliyoruz? Ama babam öyleydi. Öyleydi yani ben eminim ona yani inanıyorum ona. Ay Allah'ım bana da versin bu eminlik duygusundan. Ben de hiçbir şeyden emin değilim ya. Ben kendimden bile emin olamam yani hiçbir konuda. Ama ya ben bir insanım. Yani kimse... Telefonu gizledi. Hayır yani bu kadın kız mevzusundan bahsetmiyorum yani. Nasıl insan kendisinden bile emin olamaz birçok konuda. Şimdi Müge Hanım gizlisi yoktu. Telefonu ortadaydı, her şeyi ortadaydı. Ama yani... var işte adamın. Bak adam ama bu gizlisi yok dediğimiz adam 3 aydır ortada yok. Varsa da çıksın demiyoruz ki benim hayatımda bir karı var. Biz ona da bir şey demiyoruz. Canı sağ olsun da söylesin tek ona da kabul ediyoruz. Hayır ben de senin nasıl böyle bir polyan oynadığını adamın zaten parası da vardı kamyon aldı kamyonu da çok... Sen şöyle yapıyorsun benim 14 yaşında bir oğlum var bisiklet sürmeyi de çok seviyor şimdi aldı 3 aydır sahillerde dolaşıyor diyorsun gibi. Ya öyle demiyorum yani kamyon ama emniyet dedim yani bak kamyonu bir kamyonet aldı, lafı geçiyor dedi. Kamyonla da gezmeyi sevdiği için şu seviyor. An geziyor.
aldı dedi. Ama araştırıyordum. Bana neyse, dur, yayını almadan biz verelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın devam edeceğiz. Ya göreniniz de varsa şu kamyonculara bir daha sesleniyorum. Kardeşim ne olur biraz etrafına daha iyi bakın ya. Yok, kamyon da almamış. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Kamyon da almamış. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi.